Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Hoş geldiniz değerli izleyiciler. Bu haftaki konuğumuz araştırmacı yazar Sayın Abdülaziz Aygün. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Hmm. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfik illa billah. Aleyhi tevekkeltü ve ilahi unub. Tabi bugüne kadar 1400 yıldır büyüklerimizin hangi branşta olursa olsun, matematikte olsa, ulumi diniyeye dair de olsa, bu tarihte olsa, her zaman için hamdele, salvele ile başlamak icap eder. Bununla beraber Üstadımız Kadir Mısıroğlu'nun da muhtadı olduğu üzere Hud Suresinin 88. Ayet-i Kerimesinden bir kısmı kıraat ederek ve Kıymetli izleyenlerimizin de şu programdan azami derecede istifade etmeleri niyazıyla hoş bulduk. Dilerseniz konuğumuzu biraz tanıyalım. Lale Gül FM'de uzun yıllar boyunca tarih ve medeniyet adı altında bir tarih programı yapmıştır. Kendisi başta Çanakkale ve Osmanlı'da istihbarat olmak üzere 20 civarında ilmi proje üzerinde çalışmış, makaleler neşretmiş ve hala da çalışmaya devam etmektedir. Ee, Abdülaziz hocamızın en belki de mühim özelliklerinden birisi, ee, bazıları bilir Özellikle Cumartesi sohbetlerini takip edenler çok iyi bilir. Ee, üstadımıza sualleri tevcih eden kişidir aynı zamanda. Ee, birçok evet. insan, e, hocam sizi birçok insan sima en değil de sesiniz sesinizden tanır, sesinize aşinadır. Evet. E, tam bu noktaya da temas etmişken şunu so sormak isterim. Bildiğimiz kadarıyla Cumartesi Sohbetleri'nin fikir babası sizsiniz. E, bence birçok seyirci de merak ediyordur bu konuyu. Üstat Cumartesi Sohbetleri... Bir sürecin neticesinde bu Cumartesi konferansları fikri ortaya çıktı. Tam olarak fikir babası e, demekten ziyade üstadla beraber yürüttüğümüz bir istişare ve bir çalışmanın hasıl neticesi olarak vardığımız bir ...nokta idi. Üstadın takipçileri hatırlayacaktır... ...bir dönem televizyonda... ...15 günde bir... ...bir televizyon kanalında program yapıyordu. Kendisinde üzücü bir şekilde... ...haber vermeden programının... ...sonlandırılması ile birlikte... ...böyle bir... ...istişare ortamında... ...yahu dedi bu televizyon kurmak çok mu pahalı bir şeydir? Yani... ...biz kursak, biz yapsak... Orada böyle bir azimle bir yol haritası çizip üstadla beraber bu işin tahkikine başladık. Bu işi daha evvel yıllarca yapmış olan etrafımızdaki eşimiz, dostumuzla bir takım toplantılar, istişarelerle bir maliyet tablosu ortaya çıkardık. Bu maliyet tablosu belki bir yere kadar bir televizyonun teşekkülünü karşılanabilir kılmakla beraber sevk ve idaresinin ve devamının pek de mümkün olmadığını 24 saat tam zamanlı bir televizyon pro, televizyon idare etmenin kendince başka mali ve iktisadi e, mükellefiyetleri beraberinde getireceği, bunun ciddi bir reklam akışının mucizip olduğu, bu reklam akışıyla ilgili de bizim ortaya koyduğumuz bu istişareler e, sürecinde bir reklam politikasıyla e, sevk ve idare etmeye yetecek e, mali gücü elde etmemizi sağlayacak. E, ...bir reklam akışı olmayacağı kanaatine vardık. Ancak tabii üstadın muhibbanı... ...hahişker bir surette kendisini dinlemek istiyordu. Bu istişareler esnasında uyanan bir fikirdi. Televizyon olarak işin içine girilmiş. Ancak sonra en makul olanın... ...bir internet televizyonu olduğu kanaatine varmıştık. Ee, evvelen cumartesi konferansları olarak başladık ama... ...aslında uzun vadede planımız... ...daha uzun yayınlar yapan ve başka programlarla da takipçilerimizi, hususen derdi İslam olanları tenvir edecek programlarla zenginleştirmekti. Ancak elhamdülillah üstadımızın e, sohbetleri, cumartesi sohbetleri öyle e, bir karşılık buldu ki, e, Aksülemel buldu ki, o tek başına hem bakıf faaliyetlerimizi, hem buradaki meşguliyetlerimizi, hem de internetten yaptığımız yayınların efendim faydasını bize göstermek kabiliyor. Sadece onunla meşgul olmaya artık bizi itti. Onu beş sene kadar elhamdülillah Allah'ın izniyle bir hakkın yaptık. Orada senin de biraz evvel bahsettiğin gibi kamera arkasındaydım. Şimdi kamera önüne geçmiş olmanın ve üstadın konuşmuş olduğu bir mekanda bizim de konuşma imkanı ve fırsatına Allah'ın e, yardımı ve izniyle e, burada bulunu, bulunuyor olmanın verdiği bir bahtiyarlığı ve o bahtiyarlıkla beraber de bir heyecanı hissetmiyor değilim. Hocam biz de aynı bahtiyarlığı hissediyoruz en kalpten bir surette. Ee, i̇sterseniz yavaş yavaş bugünkü konumuza geçelim. Evet. Ee, malum olduğu üzere Üstadımız hususen de Cumartesi sohbetlerinin son vetirelerine doğru e, Timur meselesi üzerine bir birtakım beyanatlarda bulunmuştu, sohbetler vermişti. Ee, Üstadın kürsüsünde verdiği sohbetlerden ve konulardan bir tanesinin de Timur olması, e, bu konunun konuşulmaya değer olduğuna dair hem bizim için de bir misal, hem de muhibbani için de güzel bir sebep teşkil etmekte. Ee, timur konusunu seçmemizin tabii bir başka sebebi de e, konuk olarak sizi erken ağırlamak istedik. Bu bu işin teknik arka planında uzun yıllar hizmeti sevkat etmiş bir insan olarak. Sizi ilk cumartesi sohbetlerimizde ağırlamaktan açıkçası şeref duyuyoruz. E, bu ma güzel. Bu sebeple de uzun seneler boyunca e, Timur hususunda çıkan her yeni neşriyatı takip ettiğinizi, evet. klasikleşmiş eserler üzerine çok fazla zaman harcadığınızı, okuduğunuzu, çalışmalar yaptığınızı, hatta çok uzun notlar aldığınızı biliyorduk. Timur üzerine e, sizinle ayrı ayrı meclislerde sohbetlerde çok defa sohbet etme şerefine de nail olmuş biri olarak sizi sizin sizden Timur'u dinlemeyi çok isterdik, evet. arzu ettik. Bu yüzden de Timur konusunu size teklif ettik. Siz de kırmadınız sağ olun. Bizi bizim teklifimizi kabul ettiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Böylece Timur konusu belirlenmiş oldu. Şimdi Timur malum bazı cihetlerden eee netameli ve eee grift bir mesele. Kaynak bolluğu çok olan bir devir. Birçok ana kaynaklar ve daha sonra birçok yazılmış ileri 200 yıllarda ve hatta muhasır literatürde bir sürü Timur hususunda makaleler, kitaplar ve tezler mevcut. Evet. Hiçbir zaman e, eskimeyen bir konu Timur konusu. Her zaman güncelliğini, aktüelitesini muhafaza etmiş. Gerek e, akademi camiasında gerek de sair tarih konuşulan her türlü meclis ve mecrada konuşulmaya devam etmekte. O yüzden Timur konuşmayı hiçbir zaman gereksiz atletmedik. E, e, Şimdi burada şunu söylemek lazım. Bu kadar bol kaynak olan bir devirde... ...bir tarihçi olarak... E, ...Timur meselesine yaklaşırken... ...kaynakları nasıl bir... ...tahlil ve temkit süzgecinden ...geçirmeliyiz? Kaynaklara bakışımız... ...evvela nasıl olmalı? Bunu sizden bir dinlemek isteriz. Evet, şimdi biraz evvelden beri... ...hülasa ettiğin üzere... ...Timur meselesi... E, ...ilginç bir husus. Yani... E, bütün bir Osmanlı kadar son 100 yıldır hususen Türkiye'de konuşulup edilen, özellikle Cumhuriyet'in erken dönemlerinde, tarih kitaplarında e, hasreten çok uzun bir bölüm ve yer ayrılan bir şahıs Timur ve Timur Devleti. E, bunun arka planı var tabii. Neden bu kadar e, ona hacim ayrılmış? Çünkü biraz sonra da konuşacağımız üzere Timur çok ilginç bir kişilik bir çelişkiler yumağı gibi. Onun hayatından belki birkaç dünya görüşüne ait, altını çok doldurabileceğiniz tarz hareketler, siyasi efendim faaliyetler, askeri faaliyetler bulabilmek görmek mümkün. O yüzden biraz da muhtelif dünya görüşüne sahip her insan timuru bir tarafından tutup kendine çekmek suretiyle, aslında kendi hayalindeki ya da olmasını istediği görmesini istediği bir Timur portresi ortaya çıkarıyor. Camiü lezzat bir e, karaktere sahip diyebiliriz o zaman ee, kendisi hakkında. Yani biraz müşkil, problem e, bir şahsiyet olduğu kanaatindeyim. E, i̇çinde bulunduğu e, devrin siyasi havasına göre hareket etmiş olmak sebebiyle muhtemelen böyle bir görüntü arz ediyor. Timur'a olan bu böyle temayül nedendir? Sanki insanları itham etmek istemem ama e, kamuoyunda sürekli bahsedildiği üzere namalup, e, durumu belki de insanlara biraz böyle büyülü e, geliyor. Ve herkes kendi düşünce dünyasında ya da kültürel kimliğini inşa ettiği, kültürel kimliğini bulduğu tarihinde Timur'a bir yer ayırmak istiyor. Hmm. Ve e, inşa etmek istediği geleceğinde de referansını belki Timur'dan büyük bir cihangir, namalup birisi efendim dünyada işte birkaç belki 3-5 tane sayılabilecek efendim kumandanlardan, devlet adamlarından birisi. Bunu kendi tarihinde konumlandırmak ve gelecekte inşa etmek istediği dünyada oradan referanslar alarak işte şöyle köklü, şöyle büyük, şöyle anlı, şöyle şanlı bir geçmişimiz var gibi bir durum. As şimdi Askeri geleneğin aslında çok e, yoğun ve canlı olarak diri olarak hafızalarda yaşadığı bir toplum malum Türk toplumu haliyle e, maziye baktığında askeri sahada galibiyetler kazanmış, zaferler kazanmış e, insanlar, ama işte tarihe her zaman sadece adam, evet değil. ama tarihe sadece e, harfler cihetinden bakmak doğru değil. Şimdi o harflerin nelere e, e, dayandığını ve nasıl neticeler verdiğini göreceğiz. Senin sualin üzere gidersek tüm bu farklı bakış açısı içerisinde herkes kendi tarafına tutup çekmeye çalıştığı Timur'u Önce kendi söylemek istediklerini kaynaklara söyletmek suretiyle gerçekleştirmekteler. Yani önce kaynaklar, bu husus üzerinde kalem oynatan, araştıran insanların, herkesi itham etmiyorum. Bu son derece yanlış, her tür genelleştirme, cehalet işidir zira. Ee, o yüzden bu mesele üzerine çalışmış herkesi söylemek, bu işin içine katmak mümkün değil. Ancak e, bazı kalem sahipleri için maalesef bu ifadeyi kullanmak hiç de, Abartılı değil. Timur'la ilgili elimizde, senin de bahsettiğin üzere en temel döneminin kaynakları var. Şami'nin Zafernamesi var. Bizzat kendisi bu eseri yazması basit, halkın anlayabileceği bir dilde yazması e, talimatını veriyor. Ve onun döneminde yazılıyor. Vefatından da yaklaşık bir sene, bir buçuk sene kadar önce Timur'a takdim ediliyor bu eser. Bu eserin sonunda... Timur'un hayatının son bir buçuk senesi yoktur. Bu son bir buçuk seneyi de çok daha sonra Hafız Ebru tamamlayacaktır. Ancak Zeyl manasında. Zeyl manasında. Evet, onun üzerine manası. Şahruh dönemini yazdığı kısımlar da var. Evet. Ama bu bir buçuk, bir, bir buçuk yıllık dönemde Zeyl manasında ekliyorlar Şami'nin zafernamesine. Bu hususta Şami'nin zafernamesini de temele alan, başka da o dönemde yazılmış elimizde olmayan, ya da çok ağdalı olduğu için çok meşhur olmamış, tercümesi yapılmamış bir iki kaynak daha var. Şerafettin Ali Yezdi de Şahruh'un çocuklarından, Şehzade İbrahim'in uzun bir dönem Timur'a ait gerek şifayı, gerek yazılı birçok evrakı derleyip bir araya getirmiş. Bunları da Şerafettin Ali'ye, Yezdi'ye vererek, vermek suretiyle daha önce yazılmışları da zemine alarak daha mütekamil, daha mükellef bir e, efendim Timur kaleme almasını... Fars kültürünün tesiriyle tabi dili ve üslüğü bu da kendisini e, gösteriyor. Yani Şam'ın zafernamesi ile Gezdi'nin zafernamesi arasında da biraz farklar var. E, özellikle gezdiğinin yazdığı dönem e, Şahruh dönemi. E, Şahruh Timur'a göre çok daha müteşerri daha mutasip bir dini tarafı var Ondan sonra zaten timurlar gittikçe sürekli dini hassasiyetlere artan bir grafik çiziyorlar Bu Elbette o dönemde yaptığı her işi dinden refere ediyor görüntüsü vermek adına çok fazla ayeti kerime ile Tevil yoluyla Hatta çoğu zaman da zorlama tevillerle eserde kullanmak yoluna gittiği görülebilir Ancak burada bütün bu eserler Başka da var Arap tarihçiler biraz sonra gelir e, tarihverdi İbn Arabşah Makrizi İbn Hacer el askalani e, gibi e, tarihçiler var çok da kıymetli eserler yazmışlar ama burada e, bir eser var ki e, kaynak olarak birileri tarafından kabul ediliyor ama büyük çoğunlukla akademisyenler tarafından kaynak olarak kabul edilmiyor e, o biraz problem çıkartıyor bildiğimiz asıl Timur dönemine ait kaynaklarda hiç olmayan, yeni duyduğumuz, yeni gördüğümüz bir takım e, şeyleri bize anlatan, bahseden, söyleyen bir eser. Bu Tüzükatı Timur. Hmm. Tüzükatı Timur'u aslında Timur meselesi Türkiye'de çok e, alaka çekmesinin dışında Batı'da da çok alaka çekiyor. E, ciddi Orta Asya üzerine çalışan demir leblebi diyebileceğimiz e, adamlar Timur üzerine ve bölge üzerine çalışmışlar ve çok ciddi eserler e, kaleme almışlar. Onların neredeyse hiçbirinde bu hususta araştırma yapan, okuma yapan e, belki kendilerine meslek olarak tarihi, tarihçiliği seçmiş olan arkadaşlar derinlemesine bir okuma yaptıklarında görecekler ki Tüzükat-ı Timur'u e, hiçbir ciddi tarihçi, araştırmacı kaynak olarak kullanmıyor. Bunu neye Çünkü, bağlıyoruz? Çünkü neye bağlıyoruz? Tüzükat-ı Timur, Timur'un vefatından sonra 232 yıl boyunca ne sağlığında, ne öldükten sonra, ne adı bilinen, ne herhangi bir eserde geçen, biraz evvel bahsettiğim bazı eserler var. Ee, sadece başka eserlerde adı geçtiği için varlığından haberdarız ama esere ulaşamıyoruz. Eser yok ortada. Mesela dört ulus eseri Şahruh'un o dönemde kıymetli eser diyorlar ama sonra ortaya çıktı ki aslında yine Timur dönemi yazılmış bazı kaynakların birleştirilmesiyle ortaya çıkan bir eser. Tedbini Ulu Bey etti. de yazmamış. Aslında Ulu Bey'e atfen başka birinin yazdığı ortaya çıktı. Önceleri kaybı bulunamıyor olmasından dolayı o dönemi ve o coğrafyayı çalışanlar için çok hayıflandıkları bir eserdi ama sonra başka kaynaklardan eserin nerelerden beslenme dair yine başka şeyler okununca aslında çok da büyük bir kayıp içerisinde değilmişiz dediler. Bunu niye söyledim? Mesela İbni Arap Şah'ın bir e, kendi biyografisi vardır. Bunu biliyoruz var ama kitap yok elimizde. Bir eser düşünün ki Timur onu kendi adıyla yazdı, kendisi yazdırmış olsun, bir günlük gibi söylemiş olsun veya yazmış olsun ya da yazdırmış olsun. Ama bu eserden ne kendi döneminde yazılmış Şami'nin Zafernamesi'nde bahsedilsin, ne bu hususta devlet e, arşivine, evrakına ulaşabilme ve bütün imkanların önünde seferber edildiği her şeyin biriktirildiği ve kendisine takdim edildiği gezdiği de olsun, ne Natanzi'de olsun, ne e, Hafız Ebru'da olsun, yok. Yani tüzükat Timur diye herhangi bir eserden ne ismiyle bahsediliyor, e, ne başka bir şekilde bir atıf var. 1637'li yıllarda Ebu Talip Hüseyin Türbeti diye birisi... E, Hicaz'dan dönerken yolu Yemen'e düşmüş. Orada Cafer Paşa'nın e, misafiri olmuş bir şekilde. Kütüphanesinde böyle bir eser bulmuş. Açmış bakmış. Aa bu Timur ya. Bu Timur anlatmış. Kendini anlatmış. Prensiplerini anlatmış. E, Merfuzat denen bir kısmı da var. Aslında o iki kitap, iki kitabın birleşimi. Merfuzat kısmı biraz da hadiselerin, vakaların olduğu. E, Tüzükat kısmı da kengeşler ve tedbirler altında hem bazı hususlardan misal verdiği hem de prensiplerini anlattığı devletin idare sistemiyle ilgili yaptığı bazı nasihatleri bahseden bölüm. Bunu tutuyor o dönemde Babürlü Şahı Şah Cihan'a getiriyor. Ben diyor böyle bir eser buldum. Bu dedeniz Timur'un çok kıymetli. Tabii çok ilginçtir. Şah Cihan eseri alıyor, bakıyor. Tabii bu eserin aslı Türkçe bulduğunda, Çağatay Türkçesi muhtemelen. Bunu Farsça'ya çeviriyor türbeti. Ancak Farsça şeklini okuduğu zaman Şah Cihan olmayan işler yazıyor orada. Yani hiç tarihte olmamış, orada var. Tarihte olmuş olup burada olmayan şeyler var. Bu sefer Eftal Buhari isminde İlim sahibi birisi var Şah Cihan'ın yanında. Bu eseri ona teslim ediyor. Diyor ki bunu al, bu zafernamelerle mukayese et. İçinde çok da efendim, doğru olmayan, hayal mahsul olan yerleri çıkart. Efendim, geçmişte vaka olarak yaşandığı bir realite olan ve eserlerde, kaynaklarda bulunan hususlarla da bunu takviye et. Ve bu eseri bir şekle büründür. O dönemde saray tarihçisi Kazvini var. Bazı e, ifadelerin ve ıslahların tercümesi Farsiye noktasında sıkıntı yaşanmaması için. Kazvini ile beraber ortaya Türbeti'nin eseri üzerinde yapılmış bir ameliyatla bir ikinci tüzükat çıkıyor. Ortada iki tane tüzükat oluyor bu sefer. Daha sonra 1780'lere, 1800'lere kadar o dönemde biraz şöhret buluyorsa da e, hiç kimsenin aslında esere itibar ettiği yok. Nereden biliyoruz? Hemen Kazvin'den sonraki Lahori... E, babürlü Sarayı'nda... saray tarihçisi... yine kendi dönemine kadar olan tarihi hadiseyi... kaleme alacağı bir eser çalışması yaparken... hangi kaynaklardan istifade edeceği noktasında, eserinde beyan ettiği eserlerin içerisinde tüzükat yok. Yani... E, aslında çok büyük bir keşif olması evet. iktiza ederdi. Peki. Ama geçmişe bağlayan hiçbir şey yok. Yani... O güne kadar hiçbir eserde adı geçmediği gibi Türbeti bu eseri buldum dedikten sonra da ortada hala o günden bugüne bu eserin Türkçesi de yok. Yani buldum denilen nüsha da yok. Hmm. Ee, ve 232 yıl boyunca, 230 yıl boyunca bu eserin nerede saklandığı, kim tarafından muhafaza edildiği ve ne şekilde Cafer Paşa'nın kütüphanesine gittiği, Yemen'e kadar gittiği hiçbir şekilde doğru bir mantıksal zemine oturtulacak bir e, kurguyla izah edilemiyor. Yani, Edilecek evet, gibi de görünmüyor. Söylediğiniz muvacehesinde şunu söyleyebiliriz ki iki asır boyunca ne iki, şifahi olarak şey. yok. ne de kitabi olarak böyle bir şey yok. gibi bir, bir gün ortaya çıkıyor böyle yok. bir şey. Evet. Sonra da bunu birileri diyor ki bu kaynaktır. Evet. Ya bunu ortaya çıkaran ilk tercümesini yapan İngilizler sonra Fransızlar ve ilk bunun orijinal olmadığı noktasındaki tartışmaları da ortaya atıp, tahil ve değerlendirip, ya bu orijinal değil, bu uydurma diyenler de yine onlar. Yine müsteşrikler. Evet. Daha sonra bu tabi Rusya'ya da tercüme ediliyor. Ee, tekrar bu Fransızca'ya tercüme eden kişi, başka eserlerden de faydalanarak böyle bir eser ortaya çıkarıyor. İranlı Mansuri isminde birisi yine bunu Farsça'ya çeviriyor. Sonra o Farsçadan birisi, yani tavşanın suyunun suyunun suyu, tekrar Özbekçe'ye tercüme edilerek, Özbeklerin Sovyet e, tasallutu altından kurtulmasının ardından bir milli şuur e, efendim hareketi icabı. Biraz da Timur'u zemine alarak bir politika yol haritası çiziyorlar kendilerine. Orada tabii bu tüzükat meselesi bir patlama yapıyor ama bunu ilk defa yine Özbekçe'ye çeviren kişiler de bu kurgusal bir romandır. E, gerçekten e, gerçekçi bir tarihi kaynak olarak değerlendirilemez benzeri mealinde söylüyorum. Cümleyi şimdi tam hatırlamıyorum. Kitabın giriş kısmında da yazarak neşrediyorlar. Bu hususla alakalı olarak Şami Zafernamede Timur'un verdiği ilk evrin, yosun ve yasak kaidelerinin yürürlüğe konması olduğunu zikrediyor. Aslında Timur için tibikattan ziyade Cengiz yasalarını kaynak olarak göstermek belki daha yerinde ve muvaffak olacak. Ya muhakkak bir de şöyle bir şey var. Şimdi Tüzükat-ı Timur'da, Merfuzat kısmında e, Timur'un ölümü de var. Evet. Yani peki ölmüş olan bir adam kendi dilinden nasıl yazdırabilir bunu? Sözde vasiyet etmiş ölüm döşeğinde. E, işte kendinden sonraki veliahtı tayin etmiş, hanedanla ilgili bir şeyler söylemiş. Ve e, vasiyetinden birisi de e, ölümüyle ilgili olan kısmın da kaleme alınıp o güne kadar tüzükatta ya da merfuzatta yazmış olduğu eksik kalan kısma eklenmesi, tüzükatla merfuzatın birleştirilerek tek kitap haline getirilmesi. Bu da vasiyetlerinden biriymiş. Düşünün ki siz Timur'sunuz, böyle bir vasiyetiniz var, her şey yerine getiriliyor ama ortada yine böyle bir kitap yok. Yani bu kitap o gün için çoğaltılmamış olabilir ama hanedandan birinde olur değil mi? Ya da saraya yakın ilmiyeden birinin elinde olur. Ya da bir şekilde böyle bir eser vardı, ne oldu bilmiyoruz deyip bir eserde adı geçer. Hiç böyle bir şey yok. Şimdi e, bunun tarihi kronolojik olarak e, bir kaynak olarak kullanılamayacağının şu anlattığım e, serencamı, seyri, seferi dışında bir de muhteviyatıyla ilgili sıkıntılar var. Mesela ilginçtir, yani burada çok fazla misal verilebilir ama bununla ilgili daha derinlemesine malumat almak isteyen seyirciler özellikle tüzükat bir kaynak olarak kullanılabilir mi isminde bir makale var. İnternetten bunun PDF'ine de ulaşabilirler. 40 küsur sayfa bir makaledir. Çok güzel bir şekilde de meseleyi izah etmiş. oradan daha da ayrıntılarını ve çok fazla misallerine tüzükatın zafernamelerle karşılaştırılması, tüzükatın Timur'un tarzı hareketleriyle karşılaştırılması neticesinde onun otantikliğini çözmeye çalışan çok güzel bir çalışma. Şimdi diyor ki en büyük oğlu Cihangir'e şey, tüzükattaki tembihi 12 bin askerlik. İşte daha küçük oğlu Ömer Şeyh'e 10.000 askerlik, daha küçük oğlu Miran Şah'a 7000 askerlik 9000 öbür en küçüğüne de Şahruata 7000 askerlik ulufe miktarında iktalar verilmesi. Şimdi bakıyorsunuz Cihangir Şah'ın vefatı 1376. Şahruh'un tevellüdü 1377. Şimdi eğer Tüzükata Timur bu efendim tembihini, emrini ya da fermanlı her ne derseniz, eğer Cihangir Şah döneminde yaptıysa, henüz daha doğmamış olan Şahruh'a don biçmiş olur. Evet. Yok, eğer Şahruh döneminde bunu bu esere derjet ettiyse, henüz yani henüz yanlış olduğu o gün için vefat etmiş olan darbetaya irtihal etmiş olan Cihangir Şah için ikta e, evet. vermiş olur. Yani eserin muhtevasında aslında eserin tarihi muhtevasında realiteye, realiteye tetabuk etmem bir takım. Sıkıntılar nakiller var. var. Bunun dışında birçok hususta devletin sekre idaresine dair vezirlik makamından ve vezirlik makamının selayetlerine benzeri şeylerden bahsediliyor. Timurlu dönemiyle ilgili, Timurla ilgili, Timurlu değil, Timurla ilgili kendi devri saltanatında bir vezirlik müessesesinin olmadığı. Yezdi'nin zafernamesinde sadece tek bir yerde vezir ifadesinin geçtiği. Onun da bizim bildiğimiz Osmanlı'da, Selçuklu'da, Safevilerdeki vezirlik ve onun e, bulunduğu makamın selahiyet sahasını ifade eden bir makam olmadığı anlaşılıyor. Zira e, Timur'un e, yapmış olduğu istişarelerde topladığı devlet erkanı yine Zafername'de yazılırken, burada vezir adında bir makam sahibi yok. Bununla beraber bir sadr İslam, bir sadrdan yani e, şehir İslam benzeri e, hakimiyet sahası içerisindeki e, dini hususlarda en yüksek otorite diyebileceğimiz ee, bir örneğini Osmanlı'da kıyaslama olarak anlayabileceğiniz şehir İslam benzeri bir sadr makamından bahsediyor. Böyle bir sadr makamı Timur döneminde yok. Şehir İslam ifadesi var, ee, zafernamelerde de o günkü temel tarihi kitaplarda da var. Bu ifade geçiyor. Ancak e, şehir İslam ifadesi genelde e, o günkü büyük ve merkez şehirlerdeki müftüler, baş müftüler ya da fetva makamındaki kişiler için ve birden fazla kişi için ayrı ayrı İslam ifadesi var. Yani içeriye baktığımızda hem devlet sistemini anlattığı hususlarda Timur'un tatbikatıyla asla uymuyor. Zaten kronolojik olarak geçirdiği maceraciyetinden bunun çok da real olmadığı ortada. Bununla beraber harp taktiklerine dair mesela Hiçbir zaman ilk saldıran olma diyor Tüzük hatta. Ama biz biliyoruz ki Timur her zaman ilk saldıran olmuştur. E, çünkü zaman zaman harflerde e, eğer bir takım sıkıntılar gördüyse e, savaşa girmeden geri çekildiği de çoktur. Bu Timur'un aslında gözden kaçan en mühim vasfıdır kanaat göre. Timur üzerine e, çalışma yapmış birisi olarak söyleyebilirim. Başka bir başlık altında belki e, anlatılıp konuşulabilir. Ama burada da bir sıkıntı var. Ve Tüzükat'ta 12 rakamına çok fazla atık var. Cemiyeti, esnafları efendim 12'ye bölmek, devlet kategorisini 12'ye bölmek, makamları 12'ye bölmek ilahir. Burada sürü Şii bir tesirden bahsedebiliriz. Kesinlikle burada Şii kültünün 12 e, kültü, zannediyorum, ee, zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam e, Babür'den sonra e, başlayan ve özellikle Ekber Şah'ta zirve yapan, daha sonra Cihangir, e, Selim Cihangir e, Şah'la da devam eden ki eşi e, Şia idi. Hmm. Bundan dolayı İmam Rabbani Hazretleri de o dönemde hem babası Ekber Şah zamanında hem oğlu e, Cihangir döneminde bir takım sıkıntılar yaşadı, hapsedildi, gözetim altında tutuldu. İlahir biliyoruz. Buradan hareketle diyebiliriz ki hiçbir şekilde iler tutar tarafı olan bir efendim kaynak kabul edilebilecek bir eser değil. Üstelik tadil ve tahrip edildiği de ortada. Bütün bunlardan sonra şöyle bir iddia ile ortaya çıktılar. Dediler ki tamam. geçirdiği süreç ve macera bunun gerçekten üzerinde şüphe bulutları o çok hafif bir ifade şüphe bulutları da şüphe bulutları oluşturuyor. Kabul ediyoruz. Yani muhteviyat bakımından da bir takım sıkıntılar olduğu olabilir ama eser büyük ölçüde aslında Timur dönemi faaliyetleri yansıtıyor. Bu noktadan hareketle çok otantik bir kaynak eser diyemesek de dönem hakkında bize bilgi veren kullanılabilir bir eserdir diyorlar. Bunun da doğru olmadığı eser o günün asıl tescillenmiş eserleriyle karşılaştırıldığında ortaya ayan beyan çıkacaktır. Ancak bütün bunlara rağmen bu eser ısrarla birileri tarafından neden kullanılıyor? İşte biraz evvel programın en başında dediğimiz gibi herkes kendi kafasındaki tahayyül ettiği Timur'un portresini ortaya koyabilmek için bu portreyi ortaya koymasını mümkün kılacak kaynaklara yöneliyor. O kaynakları da seçmece bir suretle Yine kendisi konuşturuyor. Hem kaynağı istediği gibi seçiyor. Mesela İbn Arabşah için kaynaklardan bahsediyoruz. Ondan bahsetmesek olmaz. İbn Arabşah için evet. vay efendim bunu okunur mu? Adam zaten 12 yaşında ona esir evet. düşmüş. Başka ne yazmasını bekliyorsun? Ya bir tarihçi için özellikle ilmi vasıflar olan ve kaynak eser nedir, ne değildir kriterlerini bilen birisi için İçinde eksiğiyle, fazlasıyla, doğrusuyla, yanlışıyla Arap Şah ve o dönemde olan Makrizi, İbni Hacer, daha sonra Tahri Birdi, biraz yakın bir zaman ama daha sonra o dönemde İbni Şihne, İbn Kadı Şuhbe gibi efendim eserlerinde bu husustan bahsetmiş olanlar beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Doğru bulursunuz, bulmazsınız. Kaynak eserdir. Evet. Çaprazlama okursunuz. Yani eğer bu e... Timur'a esir düştüğü için e, düşmanca yazılmıştır ve doğru değildir, müracaat edilmemesi gerekir deniyorsa, o zaman gezdiği açın bakın başından sonuna kadar dal kabukluktur. Evet. Bu mantıkla bakarsak, o zaman Timur için yazılmış zafernameleri de kullanmamamız iktiza eder. Tarihçi olarak ne kullanalım? Bu mantıkla bakarsak Osmanlı müberihlerinin ve vakanimistlerinin de eserlerine o zaman Osmanlı adına veya başkaları için e, muhatap e, devletler için ya da onlarla yürüttüğümüz beynelmiler, siyasi ve askeri vaka için bir kaynak olarak kullanmayalım. Böyle bir şey olabilir mi? E zaten... Her kaynak kullanılabilir. Tarih, kabul ediyorum, e, bir takım problemleri olan, nevi şahsından münhasır bir ilimdir, zorlukları olan ve diğer sosyal bilimlerden çok keskin çizgilerle ayrılmayan, tarihle beraber tarih üst başlığı altında Birçok, belki onlarca yardımcı bilim dalından istifadeyle ve çok çalışarak e, ancak kesbedilebilecek bir ilim. Kendine has bir metodolojisi var. Hala bu metodoloji üzerine tarih felsefesi adı altında yazılıyor, çiziliyor. E, eserlerin en azından çok eski bir metot olarak nüshalarının kendi arasında tahkiki, en orijinalini bulmak, kaynakların, sonra bulunan orijinallerin birbirleriyle mukayesesi, çapraz sorgulanması gibi hususlarla ortaya Net bir veri koymak ameliyesidir. Ee, yani evet. tarih ve e, e, esasen burada şöyle bir tenakuz da var. E, kendileri mesela e, bu kaynaklara yaklaşan bir takım zihinler e, şöyle bir tenakuza imza atıyorlar anladığım kadarıyla. Devrin kaynağı olduğu sabit olan bir kaynağı sırf tarafkirlik sebebiyle tenkit ve tahlil dışında bırakırken devrinden çok sonra bir başka el tarafından bir eseri Timur devri tabi hiçbir tarafı. Timur devrini ta, tahlil kullanma. ve tasvirde. Şimdi isim kaynak gerek Kaynak kullanmıyor. Ee, Makrizi, İbn Hacer'i kullanmıyor. Bunu kullanıyor da içinden metni olan bir iki yer var. Orayı evet. alıyor. Ee, seçmece dedim ya. Ee, ama kullanmayın diyor. Ama eserinin ciddi bir kısmı Tüzükat. Bölüm girişleri Tüzükat. Zaten kalan kısmı da zafername. Ama üstünde hmm. kendi ismi var. Böyle eserler var. Yani şimdi e, her eser kıymetli. Ve çok daha ilginç bir şey söyleyeyim mi size? acayip bir Maktur'daki birçok e, Timur'u zalim gibi gösterdiği iddia edilen husus zafernamelerde de var. Yani bir tetabuk söz konusu. Büyük ölçüde tetabuk söz konusu. Fark ne? Fark şu, e, İbn-i Arapşah biraz daha teferruat veriyor bazı hususlarda. Mesela İsfahan'daki... E, katliamda e, zafernameler katliamdan ve seren camından meselenin nasıl e, geliştiğinden ve sonuçlandığından bahsedip rakam da vermektelerken biraz sonra okuyacağım. Evet. Ama bizzat iktibas yapmak için e, motomu okumak istiyorum. Peki, tabii. Şimdi bir takım teferruatlar verir. Zafernamelerin vermediği teferruatlar. Bir hususu da şudur. En çok tenkit aldığı husus bölüm başlıklarında kullandığı e, ifadeler kullandığı Timur'a yakıştırdığı sıfatlar. İşte ona iblis der, engerek der, aşağılık der, burnuna topal şeytan üfledi der, topal kasırga der. Bu aslında eser okunduğunda sadece İbn Arabi'nin eseri değil. Arap tarihçiler beni çok etkilemiştir. Arap tarihçiler gerçekten özellikle tarihçilik taraflarının üzerine daha dikkatlice durularak bakılması gereken kişiler olduğunu düşünüyorum. Bu arada biraz evvel saydığım isimlerin neredeyse tamamı belki birisi hariç ulumu diniyede de müteahhıssızdırlar. Evet. Ve demir levlevi diyebileceğimiz hocalardan da ders almışlardır. İbn-i evet. Arapşah da bunlardan biri. Zaten e, Seyyid Şerif Cürcani'den tecvid dersi olmak üzere Osmanlı'ya geldiğinde Bak, de bu, keza Molla Fenari'den ders aldığı hatta Sultan Çelebi Mehmet'in katipliğinin de yapmıştır. Zaten. Evet. Onun dışında biraz evvel saydığım Arap tarihçiler de öyledir. Kendi devirlerinde gerçekten kadıl, kudatlardan ders almışlar. Çok büyük muhaddislerden ders almışlar. Kendileri de büyük muhaddis olmuşlar. Fıkıhçılar, fetva makamında olanlar var. Tarihle de alakadar olmuşlar. Bu adamların bilerek ve isteyerek, gerçekten sadece Timur'un belasına maruz kaldılar diye bir nevi mağdur psikolojisiyle, psikozuyla, olmadık şeyleri söyleyecek, yalan söyleyecek, iftira atacak adamlar şeklinde peşin bir hükümle yaklaşıyorsan, iş bitmiştir. Ama aynı peşin hükümle emirle yazdırılmış olan zafernameye bakmıyorsan burada da problem var. İcaibülmaktur'un bir, bir şeyini söyleyeceğim. Daha doğrusu Arap tarihçilerin hadiseleri benim anladığım kadarıyla ulaşabildikleri bir kısımları zaten devrin şahidi. Şahit oldukları şeyleri yazmışlar. Bir kısmını da şahit olanlardan duymuşlar, dinlemişler bazı eserleri de kaynak olarak kullanmışlar. Eserlerinde bunu kime açıklıyor, kimisi kullandığı kaynağı söylemiyor ama büyük ölçüde kaynak söylüyorlar. Nereden beslendiklerini ben şahit oldum, şundan duydum veya şu eserden iktibas diye. Bu aslında hadis tedvini, müktesebatının Adamlar bir zaten i̇bn Hacer yansımaz. büyük bir hadisçi ve hadis evet. şarihi çok büyük e, e, efendim. Bu sebeple şahi var. E, en mühim şerh rivayetleri yani tenkitte e, evet. mahir isimler bu insanlar. Kesinlikle. E, özellikle şifai tarihin sonraki nesillere e. aktarılması hususunda belki dünyada tarih ilminin şu an ulaşamadığı bir disiplini en ince ayrıntısına kadar bilen insanlar bunlar. Ama tabii ki yazdıkları tarih mutlak doğrudur anlamında söyleyemeyiz. Çünkü onların da aciz kaldığı noktalar var. O yüzden birden fazla kaynağı bir arada kullanmalıyız diyorum ya. Ama şurası var şunu söyleyeceğim. İbn Arabşah'ta da diğer Arap tarihçilerde de bildikleri, duydukları, gördükleri, yaşadıklarını neyse aynen yazıyorlar. Ee, onlardan hasıl olan kendilerindeki kanaati de özellikle Arapşah bunu çok e, tezahür ettirmiş. Kendince sıfatını yapıştırmış yani. Yani evvela ahbar dediğimiz rivayetçi tarih usulünü e, ifa ediyorlar inşasında. Evet. Bilahare Kanaat, tenkit. Kıymet hükmü tarafında evet. kendi kanaatini sergilerken adama uygun gördüğü sıfatı vermiş. Diğerlerinde çok yok. Diğerlerinde çok daha az. İbn-i Arapşah'da biraz fazla. Çünkü annesiyle, kız kardeşleriyle, ablasıyla kendisi esir düşmüş. Evet. Normalde 12. esir olunmaması lazım. 12 evet. yaşında yani Müslümanın esir edilmemesi lazım. Bireyle, eman ile girilmemiş, harp ile girilmiş, harp hukukunun cari olduğu kale muhasaralarının neticelenmesinde o muhitin belli bir tahditli süre içerisinde yağmalanması ve ahalinin bir yere kadar esir edilmesi gibi hususlar var İslam hukukunda ama bu gayrimüslimler için bir durumdur. Her gittiği yerden maalesef on binlerce, yüz binlerce Müslüman da esir etmiştir Timur. Bu noktadan hareketle biraz sonra da geleceğiz. Cengiz yasasını tatbik, tatbik etmiş gibi. olması sebebiyledir. Harp hukukunda İslam hukukundan ziyade Şimdi bakarsınız derler ki çelişkiler var. Çelişki yok. Bildiğini yazmış. Evet. Diyor ki ya burada namaz kıldığını yazmış, burada da içki içtiğini yazmış. Ya adam namaz kılarken de görmüş, duymuş, bilmiş, içki içerken de bunları yazmış. Sen bunu sadece bu mu yazıyor? Bir de bak bakalım başkaları da yazıyor mu? Birbirini tanıması. Şimdi o dönemin başka kaynakları var. Klaviho var. Evet. Şiller var. Evet. Makminelli var. Bunlar yabancı kaynaklar. E, efendime söyleyeyim. Yerli yabancı başka kaynaklar da var. E, bakacaksın. Arap coğrafyası çok başka bir yer. Evet. Klavyehu İspanya'dan geldi. İspanyol sefiri. E, evet. Şilverger Fransa tarafından geldi. Evet. Efendime söyleyeyim. E, Sultaneli Yohannes var. Miran Şah'ın e, uzun zaman hizmetinde bulunmuş ve Timurlar arasında gidip gelip elçilik yapmış. En son da Ankara Harbi'nden sonra Avrupa'ya, Fransa ve İngiltere'ye gönderdiği bir elçi. Onun e, hatıraları ve günlükleri var. Ermenim Başka da var. da var. Bizans kronikleri var. Halkondil Kronik. var. Dukas var. E şimdi bunların hepsi bu hususlarda bir şeyler yazmış. Eğer Hacı Ebil Maktud ve İbni Arap Şah'ın söylediği ve yazdığı bir şey birbirini tanımayan farklı coğrafyaların insanları benzer tarihlerde belki de birbirlerinden çok da beslenme imkanları olmaksızın beslenebilenler de var. Ama beslenme imkanı birbirlerinin eserlerini görmek imkanı olmadan İbn Arabşah yazdı bunu Şam'da. Klaviyo yazdı Kastilya'da. Eee Johannes yazdı İngiltere'de ve çok farklı tarihlerde o günün dünyasında Batı'nın batı için orta çağ diyebileceğimiz İslam dünyasında geniş kütüphaneler var ama batıda kitapların az bir kütüphanede zincirle efendim duvarlara monte edilip çalınmasın, zarar görmesin diye muhafaza edilmeye çalışıldı dönemler o dönemler. Şimdi bu kitaplar o kadar bol değil orada ki bulsun da istifade ederek yazsın. Zaten ve kendi gördüğü yaşadığı var. Ve ekseriyeti müşahit sıfatıyla bu tabii, satırları tabii, tabii. kaleme tabii. alıyor. Aynen öyle. Şimdi burada tarih kaynağı seçmeciliği ve burada işine geldiğini alıp kullandığım yerde, işine gelen yerde kullanıp işine gelmeyen yerde kullanmaman hususunu da ilim ahlakı cihetinden çok da uygun görmüyorum. Her mesleğin kendi dinamiği, kendi metodolojisi, ilmi tarafı çok mühim olmakla beraber o mesleğin ahlakiliği, o mesleğin ihtisasından önde gelir. Her meslek için böyledir. Kaporta da böyledir. Tarih de böyledir. O mesleğin ilmi, disiplin olarak sizde bulundurması, olması gereken bir takım e, birikimi elzem. Ama bundan daha önemlisi o mesleği icra ederken o mesleğin icap ettirdiği ahlaki duruş. Bu yoksa siz o zaman e, takla attırırsınız e, elinizdeki verilere. Buradan hareketle. Yani aslında tarihsel kaynaklar dediğimiz kaynaklar ona dokunan her türlü failin her türlü müdahalesine açık olabiliyor. Açık. Yani tarih, tarihçinin şantiyesi olursa, böyle bakarsa kafasındaki portreyi hasıl etmek için acaba hakikat nedir arayışı dışında, efendim kendi kafasındaki hakikati ortaya koymak için gayret ediyorsa ortaya çıkacak netice zaten baştan Z bellidir. Zaten bu imkanın olması bugün için birden fazla Timur Telakki'sinin Timur algısının olmasına en büyük burada meşruiyet sebebi. Yalnız şuna e, işaret etmek istiyorum. Bu çok önemli. Acayipül maktur, <laughs> ilginç bir şekilde Timur'a yapılacak metiyelerin oranı cihetinden, nispeti cihetinden zafernamelerle mukayese edildiğinde belki de onlardan fazladır. Evet. Bunun, bunu nasıl temellendiriyoruz? İçini açtığınızda mesela yanında bulunan ulemanın, alimlerin kimler olduğuna dair Gezdi'de olandan çok daha fazlasını, Şami'de olandan çok daha fazlasını İbn-i Arapşah'ta görebilirsiniz. Hmm. Belki Gezdi'de bu dalkavukça ifadeler, metiyeler, mübarek nefesiyle efendim buyurdu, işte 100'de, 100'de. cemaliyle bütün şehir işte ona baktı baka kaldı gibi ifadeler Yaptığı fiilleri, ayeti kerimelerle teyit etmek suretiyle ilahi bir neşve kazandırma gibi hususların dışında şöyle peş peşe bir Emir e, Timur portresi çildiğini pek göremezsiniz. Ama İbn Arabşah'ta vardır. Belki 20-30 sayfa sürecek kadar Timur'u met ettiği yerler var. Hususen şahsi meziyetlerini anlatırken şahsi ferasetini, meziyetlerin, zekasını, stratejisini şahsi takdir ediyor. Evet. Şimdi burada çok mühim bir ayrıntıya geldik. Biraz sonra. Diğer başka konulara girdiğimizde takip edeceğimiz usul ve metodun e, amiyane ifadeyle e, izleyenler e, affetsin. E, Zurnanın zırt dediği yer şurası. Üstad derdi ki, tarih vaka bilmek değildir oğlum, mesele bilmektir. Şimdi o meseleler üzerine çalışırken ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Tarihçi önce e, tarihte yaşanmış hadiseyi doğru tespit etmeli. Birinci adım budur. Tespit. Tespit. Bu tespiti yaparken kaynakları çapraz okursunuz, ulaşabildiğiniz kaynaklara ulaşırsınız, arkeoloji yaparsınız, diğer sosyal bilimlerden istifade edersiniz. İlahi imkanları sonuna kadar İlahi. kullanırsınız. Sonra bir netlik ortaya çıkar. Öyle veya böyle ulaşılabilen imkanlar muvaciyesinde dersiniz ki bu olay büyük ihtimalle böyle oldu. Sonra bu olan olayı, hadiseyi, vakayı tespit ettiğiniz şeye bir kıymet hükmü atfetmek, onu tanımlamak, Tarif etmek hmm. olduğu dönemde ve geleceğe nasıl tesirler yaptığını ve aynı dönemdeki başka vakalarla olan irtibatını ve onlarla nasıl bir e, ilişki içerisinde olduğunu ve bunun medeniyete ne katıp ne kaybettirdiği noktasında bir kıymet hükmü verirsiniz? İşte burası tarihçinin objektiflik diye bir şey yok. Hmm. Dünya görüşüne bağlı bir durum. Esasen burada Biz objektiflik için, değil, dürüstlük aranıyor vakanın tespiti noktasına dürüstlük. Tespit ettiğim vakaya istediğim sıfatı ya da uygun gördüğüm sıfatı dünya görüşümden hareketle ben veririm. Evet. Liberal birisi, liberalizm ne demek? Liberal düşünce. Yani halkın kanunları ya da ahlaki umdeleri ya da bir takım şeyleri. Bunu şimdi iktisada kadar, siyasete kadar her türlü genişletiyorlar. <laughs> Kahir ekseriyetinin makul gördüğü, caiz gördüğü şeylerin çoğunluğun caiz gördüğünün bütün cemiyet tarafından meşru kabul edilmesi hususudur. Buradan hareketle dün'e kadar diyor. eşcinsellik, e, efendim memnu gayri ve meşru, merdut. memnu ve merdut kabul bir edilirken, ediyor, cemiyetin bir kısmı dünyanın belli coğrafyalarında ve belli e, efendim bölümlerinde e, kahir ekseriyeti tarafından tercih edilen ya da tepki gösterilmeyen, sindirilmiş, kanıksanmış bir durum olursa, liberal düşünce, yani orada artık bu kötü, zemmedilen bir tarz hareket olarak kabul edilmiyor, edilmemeye başlıyor. Böyle birisinin e, Timur veya bir başka tarihi şahsiyetin, tarihin bir döneminde yapmış olduğu makyavelist hedefe ulaşmak için her türlü yol meşrudur kabilinden e, tarzı siyasetini o ne kadar başarılı diyebilir, diyecektir. Sonunda niyetine e, ulaştı ya, gerçekleştirdi ya. Bunu nasıl gerçekleştirdiği mühim değil. Netice vasıtayı meşru kılar. Evet. Ama Müslümanlar için böyle değil. Bizim için usulsüz, usul olmaz. Bizim dinamiklerimiz var. Bizim harpte bile bir hukukumuz var. Timur'un maalesef hiç uygulamadığı gibi. Biz de harpte de, canına kastetmiş olan düşmanı öldürürsün. Ama cesedine... Öldürdükten sonra dönüp cesedine tekme atamazsın. Ama Timur hepsinin kellelerini keser, kule yapar. Hatta bazılarının kellesini kesmeden cesetleri üst üste koyup araya harç koyarak kule yapar. Başka da var. Timur'un bu adam öldürme noktasında ve katliam noktasında bir e, fantazisi var. Fantazi e, şey var. Çok veluttur yani çok değişik öldürme şekilleri. Dağdan tepeden uçurumdan atma, ellerini bağlayarak deniz, efendim nehirlere atma, e, yakma, e, efendim adamlarından birisi 500 kişiyi dumanla boğarak öldürme efendim Mahmudi'yi e, sarayda altın ordunun efendim baş yerinde e, buzun altına gömerek öldürme bu noktada çok gerçekten velutturlar yani ciddi bir e, sadece bugün fantezi... için savaşçı denilen e, değerlere değil devrin evet. kendi harp hukuku değerlerine de etine de aykırı bir takım Tabii. hareketleri Şimdi, var diyoruz. Birisi bir fiil yapmış. Hırsızlık. Hırsızlık belki bir başkasına göre ee, ya başarmışsa, becermişse, Robin Hood misali zenginden almışsa, bu fukaraya da veriyorsa, kardeşim ben tevrih ederim diyebilir. Aa, bizim için bu bir vaka. Birinci tarafı bu. Bu tespit edilmişse, bunun hırsızlığı, biz buna hiçbir şekilde cevap veremeyiz. Doğrudur diyemeyiz. İşte Timur'un tarihteki... Ee, vakalarını, hadiselerini e, bu cihetten olabildiğince İslami cihetten değerlendirmek suretiyle ele almaya çalışacağız. Pek tabii. Şimdi Timur kaynaklarına kısaca değindik aslında. Pek kısa olmadı. Belki de uzattık programımızın ne kadarı var, ne kadarını da bu kalan kısmını kotarabiliriz bilmiyorum. Yani hocam zaman hususunda herhangi bir takit düşünmüyoruz. Hürriyet dedik az önce, liberalizm dedik. Biz de bu imkanı evet, sonuna kadar kullanalım inşallah. Şimdi Timur kaynaklarını esasen şöyle anladım ben. Ee, evvela Timurluların kendi kaynakları, 3 tane zikredebiliriz temelde. İbn-i Arapşah, işte Şami ve Şerefettin Ali Yezdi'nin zafernameleri var. Ee, buna bir de e, Cengiz yasalarını ilave edebiliriz belki. Ve muha muahhar bir takım kaynaklar var. Talih Selmani var. Evet. Sayılabilir. Daha, daha sonra bir de var. Arap kaynaklardan. Vesetti'nin var en erken evet. onun olduğu söyleniyor. Keza Arap Arap kaynaklarından da Arap kaynaklardan çok Tanrıverdi olması lazım. Daha çok verdi diye kabul edilir Türk ama bir İsmi Türktür. Türk. O yüzden evet. Tanrı verdi demek ama herhalde Tanrı daha muvafıktır. Evet. Doğru güzel bir teferruat. Evet. <laughs> Sağ olun hocam. İşte işte daha sonra İbn Hacer var. Birkaç tane de Arap kaynağından zikrettik. Bir de aslında Osmanlı kaynakları var Timur hakkında bahseden. Hemen hemen 15. 16. yüzyıldaki birçok müverri Timur'dan bahsetmiş. Mesela Osmanlı'ya dairlik tarih eserine Az İskendername'sinde yer veren Ahmedi Timur'dan bahsediyor. Daha sonra e, Tacüt Tevarih'te daha sonraki yüzyılda Tacüt Tevarih'te Hoca Saadettin bahsediyor. Gelibolu Mustafa Ali bahsediyor. Seyahatname adı altında Evliya Çelebi bahsediyor. Birçok Osmanlı vakanüvisi, müverrihi resmi olanlar veya sivil olanlar hepsi birçoğu Timur'dan bahsediyor. Müspet bahsedenler var. Gelibolu Ali veya e, Tacit Tevarih'te de nispeten müspet görülen yerleri var. Hatta Evliya Çelebi de müspet görür. Bir de menfi görenler var. İşte Ahmedi, Ahmedi mesela menfi görür e, Timur'u. Zaten bir, e, kendisi de muasırıdır. Daha sonra Germiyanlılardan Osmanlı'ya malum e, intisap etmiştir. Şimdi Timur'un kaynaklarından bahsettik. İsterseniz biraz da e, Timur'un kendisinden bahsedelim. Şimdi biraz az önce şey demiştiniz. E, Timur'u İslami ve insani cihetten değerlendireceğiz demiştiniz. Müdde'yi iddiasını ispat ile mükelleftir derler. Benim hiç şüphem yok fakat e, isterseniz yavaş yavaş geçelim bu konuya. Evet. Mesela Timur, e, birçok insan Timur'u ederken Timur'un e, dini cihetini ön plana çıkarır. Dindar, ehli sünnet, hanefi bir insan olduğunu zikreder ve alimlere de hasreten, hürmetten asla geri durmadığını, alimlerle olan, hatta münazaralarda bizzat alimlerle münazaranın içinde bulunduğu, hatta bazı hususlarda kendisi de kelama girebilecek kadar dini sahada ihtisas sahibi olduğunu zikrederler. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Timur'un alimlerle ve ilimle olan münasebeti veya e, rabıtası nasıldı? Burası çok mühim. Ee, zira programın en başında söylediğim, herkesin kafasındaki bir Timur portresini yaparken, oluştururken, e, bazıları Timur'u her yaptığını dinden referans alan, her yaptığı dine uygun, e, alimlerin penahı, onların sığınağı, e, onların koruyucusu, e, bir gaza ehli, bir mücahit, Hatta Tüzükatı Timur'a göre e, müceddit. müceddit. Tüzükatı Timur'da evet sözde seyyid Şerif Cürcani Hazretleri ona e, efendim bir liste gönderir. E, müceddit listesi bulunduğu dönemde de Timur'un müceddit olduğunu söyler. O da sözde bunu teyit için Tayabadi'ye gönderir. Tayabadi de bunu tasdik eder. İla ahir. Yani Tüzükatın affedersiniz e, hatalarıyla e, artık şey yapılacak gibi, sayılacak gibi değil. Şimdi burada Timur'u en çok şimdi şurada konuya girmeden birkaç iktibas okuyacağım. Bizzat zafernamelerden. Timur'un bu yaptıklarını sıfır çarpan, şu yaptıklarını sıfır çarpan birilerinin gözünde yegane şey, onun namaz kılıyor oluşu. Bu doğru mu? Evet namaz kılıyor. Onun ehli sünnet oluşu, doğru mu? Evet, ehli sünnet. Oruç tutuyor, evet. Alimleri finanse ediyor. İlmi münazaralar, bazı meclisler kuruyor. Evet, bunların hepsi doğru. Ya böyle birisi arkadaş fasık olamaz mı? Günahkar olamaz mı? Hata yapmaz mı? Zalim olmaz mı? Müslüman zalim olmuyor mu? Var. 1400 yıldır onlarcasını gördük. Zalim Müslümanlar var maalesef. O veya bu sebeple. Şimdi haliyle Timur'a bir dini kişilik e, atfedip, altını da e, alimlerle ve sufilerle olan ünsiyetiyle, doldurmak suretiyle, vay efendim böyle bir insan e, nasıl tenkit edilir? Alimlerle ve sufilerle bu kadar iyi irtibatı diyaloğu var. Ona biraz sonra geleceğim. Ama şuradan iktibasları, bakalım Timur fiili olarak e, yürüyen hayatın içerisinde ne yapmış? Ne yapıyormuş? Muhasaraları nasıl yapıyormuş? Muhataplarına nasıl davranıyormuş? Ele geçirdiği kaleleri nasıl elde ediyormuş? Ee, okuyanlar, derinlemesini araştıracak olanlar burada okuduklarından çok daha fazlasını görecekler. Ama bu program kronolojik bir Timur e, programı değil. Onu doğumundan başlayıp, anasının babasının ismini söyleyip, e, ila ahir ölümüne kadar siyasi ve askeri faaliyetlerinin anlatıldığı bir program değil. Seyistan Katliamı, bak. Seçtan tarafına doğru yola koyuldu. Ramazan'ın ilk günü her ata varıp karargah kurdu. Oradan hareketle Sebzvar'a geldi ve kaleye lağım açılmasını emretti. Ee, Şeyh Horosani'yi başına koydu. Kale bir anda yerle bir oldu. İçindekilerin tamamı öldü. Sonra ibreti alem için Sebzvar var. Halkından 2000 kişiyi diri diri birbirinin üzerine koyarak, istik yaparak saman ve balçıkla bir kule yaptılar. Ferah hakimi Şeyh Celaleddin itaat kemerini beline bağlayarak peşkeşlerle, hediyelerle birlikte Hazret'in huzuruna geldi. Hazret ona iyi muamele etti. Bir miktar askerle Seyistan'ı yağmalaması için gönderdi. Emre uygun olarak Seyistan yağmalandı. Muzaffer ordu Rıza Kalesi'ne geldi ve savaşarak kaleyi zapt etti. Büyük bir çarpışma vuku buldu. Kaleden çıkan 5000 kişinin pek çoğu öldü. Kalede zaten 5000 kişi var pek çoğu ölüyor. Bu arada Timur bir sefere giderken ordusunu kollara ayırır. Bir iki emirini 5-10 bin askerle buraya, bir iki mirzayı 5-10 bin askerle buraya dağıtır. Örümcek ağı gibi hedef e, coğrafyaya yayılırlar. Önlerine çıkan bütün kalelerde aynı eş zamanlı olarak bu tarz harekette muhasaraları bakıyor, evet. yaparlar. Mesela Seyistan'dan dönerken Evet kolunu yıllar evvel okla yaralayan Mamaktu ismi birisi var. Onun kalesine denk gelince adam geliyor hemen e, tabi oluyor, biat ediyor. Ama yıllar önce kendisini yaralayan adamı olduğunu e, fark edince arkasından işaret ediyor. Hemen öldürüyorlar onu. Ve daha sonra kalesine gidiyorlar. Kalede de bütün halkı kılıçtan geçiriyorlar. Neymiş? İbrete alem olsun ha burada. Kale halkını kılıçtan geçirip zafer güneşinin buradan geçtiğini tüm dünyaya zaferin duyurulması Böylece diğerlerinin sahip krala itaat etmesini sağlamak için kellelerinden minareler diktiler. Bu da Yezdiden. Evet. Bak Arapça'dan okumuyorum. Evet. Yezdiden. Yezdiden. Kendi resmi kaynaklarından. Tabii. Karına. Tabii. Esasen Yezdiden bütün alemi cihanı sahip kralın gücünü göstermek kabilinden böyle bir şey yapıyor. Hocam esasen bugün modern hukukta sivil denen kavramın fıkıhtaki karşılığı gayrimuhariptir malum. gayrimuharipler harp hukukuna göre Esasen bu gibi taarruzlardan masum olması gereken insanlar. Buna rağmen şer'i manada da bu harp hukukuna pek de riayet edilmediği görülüyor. Tabii, hiç hiç edilmiyor. Timur'un bir huyu gelir, bana biat edin der. O anki kafasına göre biat eder, eman malı alır. Eman malı aldıktan sonra yağmalar. Yağmaladıktan sonra isterse oradaki kişiye kaleyi yine teslim eder. Sonraki yıllar vergisini ödemek üzere isterse değiştirir ya da halkı öldürür. Bak mesela şimdi Rıza Kalesi'nden ayrıldıktan sonra başka bir kaleye gidiyorlar. Şah Kutbettin adında birinin ve yine kendisine tabi olmak isteyen birinin e, kaleyi almak istiyor. O da hediyeler getiriyor. Neyse kerhen hediyeleri kabul ediyor. Hz. Muzaffer askerleri onları takip ederek surları aşıp içeri girdiler. Şehri zapt ettiler ve kaleyi yıktılar şehirde kalan sipahilerin tamamını kılıçtan geçirdiler. Bak buna bir şey demiyorum. Niye demiyorum? Harp. Şimdi Timur'u müdafaa edenlerden bazıları diyor ki ya arkadaş hiç eserlerde Timur'un kaybından bahsediliyor mu? Timur'un şu kadar askeri bu kadar askeri öldü diye. Hep mağduriyet psikolojisiyle mağlup olanların ölülerinden bahsediliyor. Bizim konuştuğumuz mağlup olanların ordusunun zayiatı değil. İki ordu karşı karşıya gelir ya da bir kalenin muhasarasında kaleyi muha muhafaza eden Muhafızlar ölür bunu konuşmuyoruz. Biz halkı konuşuyoruz. Evet. Halkın kılıçtan geçirilmesini konuşuyoruz ve onlara gayri insani, e, İslam'ın da müsaade etmediği bir tarzda cesetlerine muamele eden ve bir vahşetten, insani olmamaktan e, konuşuyoruz. Bak, şehirde kalan sipahilerin tamamını kılıçtan geçirdiler. Evet. Hazretin sahip kıran şahların mallarını şehirden dışarı çıkarsınlar diye ferman buyurdu. Emri yerine getirilip şahların mallarını huzura getirdiler. Şehri yağmaladılar, sonra şehri ateşe verdiler. Şehirde ne sipahi kaldı, ne halktan herhangi biri. Aslında. Bu fetih Tonguz yılına tekabül eder, diyor. Ürgenç. Bu ürgenç çok ilginçtir. Biraz sonra dini kişiliğini bahsederken de anlatacağız. Ee, bu Harezm bölgesinde, e, Emir Sufi, e, Timur'u aslında çok... Dindar da kabul etmez. Dini zafiyetleri olduğunu düşündüğü için kendisine e, o bölge Çağatay bölgesidir. Beş yıldır ortalıktaki karışıklıktan dolayı vergisini yiyorsun. Şimdi onları bize gönder ve tabi yol ifadesine el cevap. Siz Darül Harp'siniz. Sizinle harp etmek her Müslümana vaciptir. Hüseyin Sufi'nin cevabı bu oluyor Timur'a. Böyle görüyor tabii. Şimdi Harezm üzerine 3-4 seferi var en son 5. seferinde Harezmi ne yaptı biliyor musun? Birçok seferinde sıkıntı yaşan da Harezmi 5. ve son seferinde Ürgenç'te, Ürgenç oranın merkezi. Şehri kısaca söyleyeyim Yezid'in yerini bulabilirler. Şehri tamamen boşaltıyor. Bir rivayete göre sadece camiler hariç her şeyi yıktırıyor. Su kanallarını yıktırıyor buraya arpa ekin diyor. Yani haritadan silmek tabiri bugünkü ifadeyle. Haritadan siliyor Ürgenç'i. Ve Ürgenç aslında o dönemde iyi bir ticari merkez. Evet. Ama bir türlü zapt edemiyor. Timur Cihangir her gittiği yeri kazanıyor. Savaşları veya kaleleri elde ediyor. Ama hiçbir şekilde istikrar sağlayamamış. Dört evet. kere beş kere cete üzerine Moğolistan tarafına seferi var. Dört kere beş kere Harezm üzerine gitmiş. Yani e, Tebriz taraflarını, İran taraflarını, Irak'ı, Acem'i kaç kere gitti? Anadolu'ya, Gürcistan'a 5-6 kere gitti. Yani e, Toktamış'la, Toktamış öncesinde Urusanla Toktamış adına ama sonra da Toktamış'la. Yine iki savaşı var. Savaşmayıp gidip geldiği dönemler var. Demek istediğim şu ki aslında ölene kadar da hiçbir şekilde bir e, kontrol ve istikrar sağlayamamış. Evet. Mesela 1391'de Bağdat'a girmiş, o çıkmış. Celahir, Ahmet Celahir gelmiş. 1401'e kadar. Gene 10 yıl orada kalmış. A, 1401'de geldiği zaman 1391'de Celahir'den şikayetçi olarak çağıran halk 1401'de başına neler geldi? Askeri emir verdi. Herkes bir kelle getirecek. Bazı rivayetlere göre de iki kelle. Asker o kelleleri getirmiş. Timur'un binlerce yerlere... insan öldürdüler. Timur Bu İsfahan önemli. Çok özür dilerim. Vakit daraldığı için biraz hızlı e ele almak istiyorum. Burada bahsetmek istediğim çok önemli şeyler var. Bunu da okuyayım. Çok fazla var. Ee, hepsi de gezdiğinden yani bir kısım insanların kaynak problemi çeken, kaynak kıtlığı çekip de sadece Özbek kaynaklara bakılmalıdır diyenler için biz de sadece Özbek kaynaklarından hareketle onları yormamak adına e, bir şey, iktibas yapayım dedim. İsfahan Katliamı çok ilginç. Şey... İsfahan'a gidiyor, okumayayım, gezdiğinden Okur herkes. Ama aynen ifadelerimin e, orada olduğunu görecekler. Rakamı da yine Yezdi ve Şani veriyor. İkisi rakamda müttefikler. İsfahan'a geliyorlar ve bize tabi ol. İsfahan Meliki çıkıyor geliyor. Tamam tabi oldum. Malı eman ver. Tamam mal eman vereyim. Peki bunu kim alacak? Kaleye 2-3 bin asker gönderiyorlar. Bu arada Timur genelde ordularını muhasır ettiği kalelerin hep dışında konaklatır. Ve bir miktar asker kalenin içine girer. Tarzı hareketi bu şekildedir. Askerler giriyor. Orada e, Timurlu kaynaklara göre sebepsiz. Ama İbni Arapşah'a göre e, malı eman tahsili için gittikleri evlerde bazı tahsildarların evin hanımına, kızına uygunsuz nabece hareketlerde bulunmak ya da onları e, köle gibi kullanmak kabinden tahkir e, şeklinde davranışlarından bir rahatsızlık oluyor, bir galeyana geliniyor. Ve bazı mahallelerde bazı Timur'un tahsildarları öldürülüyor. Tabii bu sabahleyin Timur'a söyleniyor. İbn-i Arafşah'ın ifadesiyle burnuna şeytan üflüyor Timur'un. Timur diyor ki, bütün şehri yok edin. Ve gerçekten bütün şehir, abartmıyorum bütün şehir, bak buradan yine yerinden okuyayım. Tümenlere ve çevre köylere gidip katliam kılsınlar diye ferman buyurdu. Öyle korkunç bir katliam oldu ki bunlar Müslüman ha. Söylendiğine göre kan dökmek istemeyen bazı askerler tavaçılardan ölüme mahkum edilmiş kişilerin kellelerini satın alarak getirip divana göstermişler. Adam masum öldürmek istemiyor. İçinde vicdanlı olanlar da var. Öldürmüş olan birisinin kellesini parayla satın alıp getiriyor da bak ben öldürdüm diye kendini listeden sildiriyor kelleleri satın alarak getirip divana göstermişler. Başlangıçta 20 altın kebeki ederken sonlara doğru herkes kendi hissesine düşen kelleyi getirmeye başlayınca bir kellenin fiyatı yarım dinara düşmüş ama kimse almamış. Yüce Tanrı'nın takdiri ilahisiyle bak yaptığı zulme takdiri ilahi. O katliamdan bir miktar insan canını kurtararak bir yere saklanmış. Bir miktar insan. Gece olunca karanlıkta kaçmayı planlamışlar. Fakat kaçarken kar yağdığı için izleri öylece kalmış. Sabahleyin askerler bu izleri görünce bir grup silahlı kişi giderek onları bulmuş ve öldürmüşler. Allah gerekli olan emrini yerine getirmesi için böyle yaptı. Zulmüne de Allah'ı haşa katledilen kişilerin kellelerin saydıklarında İsfahan'da toplam 70 bin kişinin öldürüldüğü anlaşıldı ila ahir. Şimdi böyle bir Timur. Timur'un yani, ordusunda Hindistan'da... bu uygunsuz davranışların olmasının sebebi Biraz Ordusunun bir yapısından ordusu tabii, içinde tabii. bazı Moğollar gibi çok da hani disipline edilemez kuvvetlerin olmasından kaynaklanıyor olabilir mi acaba? Evet, disipline edemiyor. Hindistan'da mesela Tuğluk Sultanlığı'na girmiş tahsildarlar orada birkaç sıkıntı yaşayınca yağmaya başlıyorlar. Timur yağma etmeyin dese de dinletemiyor. Zaten iş artık Timur'un askerlerine birisi yan gözle bile baksa sıkıntı. Timur ondan sonra katliam emri veriyor. Ve aslında çok ilginçtir. Timur Çin'e gitmek istiyor Yezdi'ye evet. göre. Ümara diyor ki Hindistan'da Müslümanlar bazı Hindu kafirlerden sıkıntı görüyorlar. Asıl oraya gitmek gazadır. Çin'e gitmek gaza olmadı, oraya gitmek gaza oldu. Tamam, kararı değiştiriyor Timur. Hindistan'a gidiyor Çin yerine. Gidiyor ama gene zararı gören kaç yüzyıllık Tuğluk Sultanlığı oluyor İslam Devleti. Kaç yüzyıldır biriken servet, efendim, ihtişam, her şey mahvoluyor, yerle bir oluyor. Yüz binlerce insan sadece oraya giderken yüz binden fazla yolda esir alıyorlar. Bu esirlerin tuğlukla harp ederken onun tarafına geçme ihtimali ya da Timur askerine sıkıntı çıkarma ihtimaline binen yüz bin kişilik esir kadrosunun tamamını öldürüyorlar. Tamamını öldürüyorlar. Şimdi bunları niye söyledim? Timur'un yaptığı bu. Tarzı hareketi bu. Yüzlerce misalli bunları genişletebiliriz. Buradan hareketle Timur'un yanında şu alim vardı, bu alim vardı, alimlerin penahıydı meselesine gelip dini kişiliğiyle ilgili birkaç irade-i kelamdan sonra alimlerle ünsiyetine dair birkaç mühim hususa işaret etmek istiyorum. Burası mühim. Programı sonuna kadar yetiştirmek istiyorum. Zira artık bıktım. Timur'u bu kadar gayri dini tavrı, imanına bir şey söylemiyorum. İmanını Mevla bilir. Ama elbette ki akaidi cihetten imana muhalif herhangi bir söz ya da fiil kişiyi mutekidi imanından çıkarır. Bu da bir hakikat. Timur'da açık ayan beyan böyle bir şey görmediysek de fiilleri cihetinden sıkıntı var. Neyse. Dini kişiliği üstad. Zarruatı dini yerin hepsini yerine getiren bir insan. Evet. Namazını kılan, orucunu tutan, hususen Yezdide de çok var. Bir yere gittiğinde, Harbe giderken, bir yere giderken bir türbe aslasa orada ziyaret. inip onu ziyaret eden, efendime söyleyeyim, alimleri meclisinde toplayan bir tarafı var. Ama hiçbirisinin Timur'a herhangi bir nasihati ya da Timur'a herhangi bir yol gösterme gibi bir şey yok, olamaz. Timur o meclislerde <laughs> ne istiyorsa onlar söyler. Timur da bir gün ilginçtir. Ya diyor sizin selefleriniz kendi zamanındaki sultanları bazı hususlarda ikaz eder. Onlara malumat verirlerdi. Siz hiçbir şey söylemiyorsunuz bana. Hani Timur alimlerin penahı ya. Nasıl penahı? Adamlar mağdur aslında o alimler. Biraz sonra geleceğiz nasıl mağdur olduklarına. Aman efendim sizin tarzı hareketleriniz hikmetlidir, keremlidir mealinde sözlerle Timur'un bu şeyini geçiştiriyorlar. Çünkü söyleseler bir şey üstlerine ihale kalacak. Başlarına geleceği belli değil. Böyle çelişkili birisi. Bütün bunlara rağmen Timur'un sarayında içki içilmiyor, yasak. Evet. Müslümanlar içemiyor. Seferlerinde daha keza öyle. Çok ilginç bir anekdot 1391 Bağdat'ı ile geçirdiğinde oradaki ahalinin şarap içmeye çok meraklı olduğunu e, duyup mahzenlerindeki stoklanmış şarapları Şat Nehri'ne döktürdüğü gibi bilgilerimiz var. Buradan baktığımızda Timur'un bu hususta bir hassasiyet olduğunu görmüyoruz. Bir i diniyesi olduğu Var. izlenimi doğuyor ilk etapta. Ama çok ilginç. Mesela düğünlerde ve bazı sefer dönüşündeki şenliklerde küplerle şarap içiliyor. Evet. Mesela Klaviyo, Ankara Harbi'nden sonra Osmanlı'ya, Timur'a gelen bir elçidir. Ve çok ilginç bir dönemde gelir şehzadelerden birinin düğününe denk gelir. Timur orada yaklaşık 6-7 köşkü ve bağ bahçesi içerisinde köşkü olan, sarayları olan bir şey var. Bir tane yok. Yani Aynı dönemde bizim Bursa'da iki katlı, benim bildiğim son restitüsyon çalışmalarına göre üç katlı bir hükümet konağı diyebileceğiniz bir bey konağı vardır. Çok 100 yıldan fazla olan bir devlettir. Timur 30 yıllık bir devlettir. Ama Osmanlı'nın 10 katından büyüktür. Ve onlarca sarayı vardır. Sadece Aksaray Keşteki zaten dillere destandır. Anlatmakla bitmez. Klaviyo'ya göre 20 yıldır devam eden bir inşaat olduğu, sürekli eklektik olarak büyütüldüğü e, söyleniyor ila ahir. Şimdi bakıyorsunuz şenliklerde müthiş derecede içki içiliyor. Ama başka zaman içmek yasak ama şenlikte mübah. Böyle bir durum var. Hatta eee bunun içki içmenin Timur'a ve Timurlulara has bir tarafı olduğunu, kendi medeniyetlerinde olduğu gibi, kültürlerinde olduğu gibi yudum yudum içki içilemediğini, içkinin önceden, yemekten önce içildiğini, her iki kişiye muhakkak bir saki olduğu, ki o sakiler için ay yüzlü, güneş gibi parlayan sakiler, ellerinde altın kaselerle içiniz, içiniz diye işte gezdiği böyle bağırarak diyor, şey yaparlar, neşelendirirler insanları. Yine gezdiği de yani sadece klavyo gibi şartılar, kaynaklar değil. Tabii diye. efendim çalarlar gibi ifadeler gezdiği de var. Ama klavyo şahit olduğu şeyi söylüyor. Evet. Ee, bir yudum da içmek zorundasınız diyor kadehi. Kadeh boş kalmaz, boşaldığı an hemen sakin doldurur diyor. Efendime söyleyeyim. Bazen de diyor Timur ikram eder. Timur'un ikram ettiğinde muhakkak içmelisiniz diyor. Benim içki içmediğimi bildiği için arkadaşıma ikram etti. Arkadaşım onun elinden aldı içti. Onun da bir şeyi var, seremonisi var. İşte ayağını yere vuruyorsun, işte dikiyorsun, boşalttığını gösteriyorsun falan kadehi gibi bir takım şeyleri var. Bununla beraber 6-7 gün boyunca bu şenlikler her gün ya da 1-2 günde bir farklı saraylarda ve köşklerde devam ediyor. Hepsinde içkiler içiliyor. Bunların bir kısmında sadece Timur'un hanımları, haremi bu davetleri yapıyor. Onlar da bunlar da içki içiyorlar ki hatta baş hanım için zannediyorum bir şarap bir de boza içiyordu diyor. İlginçtir. Yani içki içkiyle ilgili aslında böyle bir duruşu da varken şenliklerde ve mühim harplerin kazanı mesela Urus Han'la yapılan harp sonrası, Toktamış'la yapılan harbin sonrasında bu tür eğlenceler sefer dönüşü her zaman yapılırken seferden dönmeden seferdeyken yapıldı. Yani ekseriyetle fıkhi şartlara, kaidelere riayet etmesine rağmen psikolojik ihtiyaç şahsi gördüğü zamanlarda... Şahsi hayatında yalnız fıkhi hususlara riayet evet. ediyor. Şimdi mesela Timur'a kafir diyenler de var, Arap tarihçilerden. Evet. Ona işaret edelim. Timur kendi şahsi hayatında zarruat-ı dini yerine getiren birisi. Ama devlet idaresine mevzu geldiği zaman orada son derece farklı referansları var. Bunun başında da Çahatay kanunları var. Aslında yerine göre Çağatay kanunlarında Cengiz yasalarını da çiğniyor. Biraz real politiğe göre Aynen öyle. birisi diyebiliriz. Ee, sebep bulmak onun için zor değil. Hmm. Bu kalemun gibi mesela bir kaleye ya da bir emire e, şey göndererek mektup gönderecek. Tabi olmasını isteyecek. Orası eğer önceden Çağatay hanlığına ait bir toprak ise orası Çağatay hanlığına ait bir topraktı. Şimdi bizim başımızda suyurgatmış han var. Tabii var. Ee, tabii onun emiri olarak ben senden e, burayı talep ediyorum, burası bizim. Eğer muhatabı öyle birisi değilse, siz halkınıza zulmediyorsunuz. Evet. Derhal zulmü bırakın, bize tabi olun. Eğer öyle de değilse, efendim siz yeterince dindar değilsiniz. Mesela, eğer öyle de değilse, siz birbirinizle savaşıyorsunuz. Bak bunların hepsi sebeptir, gerekçelerdir, yezdiği göreceksin. Yani muzafferilerin, celayirlerin veya efendim e, kertlerin ya da serbedarların birbirleriyle olan mücadelelerinde de onları da siz birbirinizle mücadele ediyorsunuz ve halk huzursuz oluyor diyerek yani nasıl uygun görürse Timur o şekilde savaşını meşrulaştırmış. Aslında bu sebeplerin hepsi Timur'un kendisine de irca edilebilecek sebepler. Aynen öyle. Ee, bu Arap tarihçilerin kafirlik iddiası şu... Tamam adam Müslüman dindar. Biliyoruz diyorlar. Bunu da görüyoruz, işitiyoruz. Çünkü karşı karşıya gelip konuştukları, yemek yedikleri, beraber namaz kıldıkları cemaatle sohbetler, meclisler olmuş. Ama diyor bu adam harp hukukunda Müslüman'ı esir alıyor. Müslüman'ı öldürüyor, halkı öldürüyor, malı eman aldığını öldürüyor. Yani harp sıkıntısız olmaz. Şehirden bir iki tane meczup çıkıp ya da birkaç kişi direniş gösterdiği zaman bütün şehir ahalisini kırmak nedir arkadaş? Adam tamamen Cengiz yasasını tatbik ediyor. Harp hukuku olarak Cengiz yasasını tatbik ettiği için buna kafir diyenler var. Bu onu kafir yapar mı? Yapmaz mı? Bu bir bahsi yer. Bunun mütehassısı. Ehli buna cevap versin. Ama telakki bu şekilde. İlginçtir. Kıyafetleri kültürel cihetten dışarı verdikleri görüntü olarak da çok İslami durmuyor. Mesela 1401'deki Şam muhasarasında Timur'un torunlarından birisi Hüseyin kaçar yanındaki birkaç kişiyle beraber Şam kalesine sığınır. Evet. Şam kalesinde yapılan ilk şey nedir biliyor musun? Onun İslam'a uygun olmayan saçlarının kesilmesi, İslam'a uygun olmayan kıyafetlerinin çıkarılıp İslam'a uygun bir kıyafet giydirilmesi. Evet. İlk yapılan e, ilk yapılan iş bu. İlginçtir. Evet. Şimdi Harizinlerin de Hüseyin Sufi'nin de Darül Harp olmakla. Emir Timuru itham etmesi yine bu ve buna benzer hususlardan kaynaklanıyor. Bütün bunların hepsi üzerinde şu programın hacmine sığmayacak derinlikte konuşulması ve müdellel bir surette ortaya kaynaklardan, eserlerden, iktibaslarla dökülmesi gereken hususlar. Ama Allah nasip eder de bir gün çalışmamız kisve-i taba bürünürse orada bunlar ayrıntılı olarak eserlerden, iktibasla görülecektir. Şimdi Burada evliliği meselesi çok ilginç. Aynı anda sekiz hanımı olduğunu eserler yazıyor. Ben onu tam çözemedim. E, aynı anda sekiz tane olmayabilir. Kimisi ölmüştür, öldükten sonra kimini almıştır falan ama Klaviyo bu davetlerden birinde sekiz hanımından bahsediyor. Sekizini gördüğünü söylüyor ama yedisinin ismini sayıyor. Başta kendisi olmak üzere çocuklarına da, torunlarına da, Cengiz soyundan kişilerle evlenmelerini... O tabii bir bahsediği gel O şey var ama... Ha, yani evlendiği hanımlarından bir veya ikisi öyle asil bir soyda olduktan sonra diğerlerini çok da umursamıyor. Şimdi hadi cariye ile hanım arasındaki farkı klavye o, bilmeyebilir ama gezdiği bunu bilir. Ee, nitekim cariyelerin de böyle bir teşrifata getireceğini zannetmem Timur'un. Yezdi'yi de şöyle bir ifadeye rastladım. Ee, Toktamış Hana Sefer'e gitmeden evvel çok hasretlik çektiği için Semerkant'tan beş hanımının getirilmesini istiyor. Bir müddet onlarla Zannediyorum Tebriz tarafında ya da Sultaniye'de hasret giderdikten sonra ikisini orada bıraktığı üç hanımını da yanına aldı diyor. Bu oldu o zaman sana beş. Hanım olarak bahsetmiş olması, cari olarak bahsetmemiş olması burada mühim. Çünkü e, bir klavyo gibi dil gezdiğinin ilmiye tarafı da var. Cari ile hanımı ayırabilecek bir durumda ve pozisyonda. İslam'da aslında tadidü zevcat yani çok eşlilik, eşlilik olarak bilinen husus e, Cahili Arap Dönemini bilenler ve e, o eski dönemleri bilenler için zevcat değil, bir tahtidizevcattır tahtid aslında. Evet, evet, evet. Çünkü neredeyse sınırsız hanım alma durumunun aslında en fazla dörtle tahtide edilmiş olan bir şeklidir. Bir takit. Evet. Burada tam olarak bu meseleyi çözemediğimi, ama bununla ilgili ciddi e, zihnimi kurcalayan ve en son o yezide rastladığım paragrafla beraber zihnimde biraz daha netleşmeye başlamış olan bir husus. Şimdi meseleyi alimlerle ünsiyetine getirmek ve sufilerle ünsiyetine getirmek istiyorum. Ne kadar zamanımız kaldı bilmiyorum ama hızlıca anlatıp toparlamak istiyorum. Pekala hocam. Şimdi deniyor ki yanında alimler var. Evet. Cezeri var, Emir Külal var, efendim Cürcani var, Teftezani var yani Sufi kimliğiyle de ön plana çıkmış Tabii, insanlar şey da var. Sadece var, Tayavadi var, Fahuri var, Efendime söyleyeyim, Abdülevvel var, ila Ahir. Tamam. Peki bunlar Timur'un yanına nasıl gelmişler? Misal vereyim, Cezeri. Evet, Os Osmanlı'dayken. Timur'un Ankara Harbi'nden sonra Osmanlı'da e, karşılaştığı ve Yıldırım'ın yanında görüp onu aldığı bir alim. Aldı, Semerkand'a götürdü. Çok ilginçtir. Aslında Bağdat'a Timur gittiğinde yıllar evvel Şam'dayken oraya da gelir korkusuyla Kahire'ye kaçmış Timur'un gazabından. Evet. Kahire'den sonra da yine Osmanlı'ya gelip kendi biyografisiyle ilgili yazdığı bir kitapta bir buçuk sayfalık bir e, bu konudan bahsi var. Yıldırım Bayezid'in yanına nasıl geldiğini anlatıyor. Diyor ki, e, Hazret'le karşılaştık e, işte konağın bahçesinde. Beni sarıldığı, kucakladığı, evinde misafir etti. Ben ona dedim ki, gaza için buraya senin gazalarını işittim. Bak, Yıldırım onu alıp getirmiyor. Kendisi gelmiş. Senin gazalarını işittim. Askere yardımcı olmak, şeref vermek, adına beni nasıl kullanırsan kullan diyor. Cezeri çok büyük bir kıraat halimi. Evet. Şimdi Cezeri'ye Timur da çok kıymet atfediyor. Cürcani taftadan daha üstte oturtuyor ama evet. seyit, olduğu için. Evet, seyit olduğu için. Ama Cezeri'yi Cürcani'den de daha üstte oturtuyor. Kur'an ilimlerinde mütehassıs olduğu için. Çünkü çok devrinin parlak devrinden sonraki dönemler içinde bu ilimde parlak bir e, sima ve şahsiyet. Ama ne kadar kaçsa da kurtulamadı Timur'dan. Timur'a gitti. Şimdi bakın aynı adamın, aynı alimin Yıldırım Bayezid'e gitmesine bakın, Timur'a gitmesine bakın. Yanındaki meşhur şahsiyetlerden Taftazani'yi konuşalım. Taftazani nasıl gitti? Ürgenç'ten bahsettik ya, evet. Ürgenç'i tamamen boşalttılar. Taftazani Ürgenç'teydi. Taftazani'ye daha önce zaten davet göndermişti. Taftazani başka sebeplerle Hicaz'a gideceğim, şudur budur gibi bahanelerle gitmemişti. Ama ikinci seferinde zaten şehri ele geçirmişti ve boşaltıyordu. Semerkand'a götürdü. Ve Timur ölmeden evvel 1390'larda da Teftezani rahmetullahi aleyh vefat etti. Seyyidi Şerif Cürcani o da yine Şirazlı büyük bir alim. Ee, o da yine kaynakların bize verdiği bilgiye göre orayı ele geçirdikten sonra Timur oradaki bütün alimlerle ve zanaatkarlarla beraber Semerkand'a sürüp götürdüğü bir alim. Ha bunları götürüyor da muhtaç mı ediyor? Muhtaç da etmiyor. Bunlara makam veriyor, medresede müderrislik, ee, meclislerinde yer veriyor, münazaralar yapılıyor, maaş veriyor, her neyse. Hocam, tam Ama tam neticede da... rızalarının hilafına istemeyerek giden insanlar bunlar. Anladın mı? Tam bu noktada malum Hani Orta Çağ dedikleri Kur'un-u Usta dediğimiz o dönem e, alimlerin, şairlerin ve bu gibi insanların e, Hami-Mahmi ilişkisi içerisinde servet elde ettikleri ve maişetini temin ettikleri. Bir Buna zaman. rağmen ben Timur'un yanına bu Hami-Mahmi evet. meselesiyle e, giden bir yani hikayesi böyle olan birine bir kişi, bir kişi var. İlk Zafername'nin müellifi Nizamettin Şami 1391'deki Bağdat muhasarasında ilk şehre girdiği zaman gidip Timur'u etekleyen birisi. Ama Timur onu o zaman yanına almıyor herhalde. Çok keyfiyete haiz bulmuyor. 1400'den sonra tekrar ikinci Bağdat'a geldiğinde orada çok büyük katliam da oluyor. Timur'un yakın emirlerinden birisi Şami'yi takdim ediyor Timur'a. Evet. Timur bundan sonra onu yanına alıyor. Ya ben basit bir dille, lisanla halkın anlayabileceği bir eser tarih vakaları yazdırmak istiyorum. Sen bunu yaz deyip bu işi ona tevdi ediyor. Peki, bu bu zaman şekilde zaman... onun yanına giden benim bildiğim bir Şami var. Onun dışında böyle gidip de... Kim ama Şiir veya eser, kitap ithaf etmiş, sunmuş birisi var mı? Yani muhtemelen vardır ama ben ona da rastlamadım işin açıkçası. O biraz daha e, bu ismi zikredilen şahısların eserleri ve eserlerin girizgahlarında kitapları kimlere ithaf ettiklerine bakmak lazım. Şahruh döneminde, e, Said döneminde, Ulu Bey döneminde böyle eserler var. Sayıları çoğalıyor ama Timur'da şey yapmadım, fark etmedim. Bak, ben burada bir liste çıkardım. Bu liste Timur'un alimlerle olan ünsiyetini ya da bir araya gelmelerin nasıllığını gösteren bir tablo. Satır satır eserlerin arasından, iktibasla listelemeye çalıştım. Ne şekilde yanında bulunduklarını tespit edemediğim kişiler var. Hepsini okumak istemiyorum, uzun. Çoğu da meşhur değil, 16 adet. Bunlardan meşhur olan kim olabilir? Ataullah Herevi ki bu daha sonra tespit edilememiş bir sebepten dolayı aralarına soğukluk girmiş ve Semerkand'ı terk etmiş zaten. Mevlana Kutbettin, Hacı Abdülmelik, Hacı Abdüllevvel, Mevlana Fahrettin, Mevlana Ahmetettirmizi, Mevlana Mansurel Kagani Bunlar ne şekilde Timur'un yanındalar bilmiyorum. Muhtemelen belki de o coğrafyada doğmuş, büyümüş, orada yetişmiş, dışarıdan gelmemiş insanlar olabilir hususen her biri için ayrıca çalışmak gerek. Bazıları için çalıştım. Bu Hacı Abdülaziz'le çok ilginç. Ee, İbn-i Arafşah'ın ifadesine göre diyor ki, bir mecliste hayır ya emir, sen sus, ben konuşacağım ee, dese veya dedi, e, Timur buna sesini çıkarmaz, susar. Şimdi Timur'u e, çok böyle her yaptığı işi dini referans alarak yapan ve din alimleriyle dirsek temasında olan, Sufiye'ye böyle canı kurban şeklinde takdim eden bazı e, büyüklerimizin e, ya da bunlardan birinin eserinde rivayet ettiği bu Hacı ile ilgili bir husus var. Bak tam yerine geldi söyleyeyim. Diyor ki, Timur, alimler o kadar ünsiyeti vardı ki bununla beraber bununla beraber Abdülevvel'e zekatla ilgili bahisler de sorardı. İktibası burada bitiriyor. Ama bu hadisenin iktibas edildiği kaynak eserde bunun devamı var. Zekatla ilgili bahisleri Timur soruyor. O da Timur'a ne cevap veriyor biliyor musun? ''Sana zekat gerekmez sultanım.'' ''Niye? Niye bana zekat gerekmiyor?'' ''Çünkü sen yağmaladığın, gasp ettiğin, çaldığın malları hak sahiplerine iade ettiğin zaman fukara düşersin.'' ''Fukara oldum da sana zekat düşmez.'' diyor. Şimdi seçmeciliği görüyorsun değil mi? Aslında iktibas eden kişi... E, yarısını alıyor, yarısını almıyor. Evet. Aldığı kısımla Hacı Abdüllevvel'le ve ona son derece hürmetkar gibi görünerek aslında selefleri gibi de yine Timur'un Yezidi'deki ifadesine göre kendilerine o alimlerin nasihat edemediği, büyük bir baskı altında hissedip korktukları bir e, ünsiyettir bu. Alimlerle böyle bir ilişkidir yani. Bir nevi tribüne oynamak. Yani dünyanın hiçbir yerinde herhangi bir batılı kralın bile olduğu yerde ya bir kardinal ya bir psikopos ya bir papaz bir şey vardır. çünkü o günün dünyası için idarecilerin yanında olması gereken e, eşhastır bunlar. Bununla beraber Timur'a yakalanmamak için bulundukları şehirden kaçanlar. Bak Cezeri. Bu Osmanlı'nın gitti sonra yine Timur'un kucağına düştü tabi. İbnül Akuli. Bağdat'ın işgali sırasında Ahmet Celail ile beraber kaçıyor. Hambeli Fakihi İbnül Leham, Timur'un Halebi işgali sırasında yine şehirden kaçmış. Şafii Fakihlerinden Nehaset Dimeşki, bu da kaçanlardan. Evet. Ya Timur gerçekten bu kadar matah bir adam, yani korkulacak bir şey yok. Adam, Timur'un kendi ifadesiyle ben Allah'ın zalimleri üzerine çekilmiş bir kılıcıyım. Allah beni size musallat etti. Niye? Çünkü siz hak ettiniz. Berkuk'a, Ferece yazdığı mektuplarda, Memlük'e yazdığı mektuplarda, Osmanlı'ya ve başkalarına yazdığı mektuplarda ayetlerle teyit ederek, teşdit ederek hep vermek istediği mesaj bu. Madem öyle, madem de yüzünde Rasti Rusti yazıyor, evet. arkadaş girdiği şehirlerdeki insanlar niye korkup kaçıyor? Celail var ya Ahmet Celayir, diyor ki tamam diyor, emir sana biat ettim, hutbemi senin adına okutacağım, mi senin adına bastıracağım. Tamam. Ama ne olur diyor. Ben senden korkuyorum. Senin yanına sana hizmet etmek için gelemem. Vergiyse vergi vereyim. Sen de dön git. Yok diyor. Hayır. Hayır. Tabii Yine de giriyor. Bunun gibi Anadolu'da Akkoyunlu sınırları içerisinde girdiğinde Van'da, Mardin'de ya Mardin emiri kare kumandanı çıkarken kardeşine diyor ki Timur'a teslim olmaya çıkıyor. Ya tamam bunlar teslim olmaya razı zaten ama Timur teslim aldıktan sonra durmayan bir adam. Her kalede bunu yapmıyor her muasarada. Ne geliyor aklına ya da ne görüyor da bazılarında bunu yapıyor onu bilmiyorum. Eserlerde de buna dair bir işaret yok yani. Ben diyor çıkacağım halk ölmesin, Timur'a biat edeceğim ve senin kontrolüne girdiğimizi söyleyeceğim, vergiyi de sana vereceğimizi söyleyeceğim diyor. Ama kaleye girmek isterse benim ölümümü bile görecek olsanız kale kapılarını Timur'a açmayın diyor. Bak kendi ölümünü göze alıyor, kale kapılarını açmayın diyor. Nihayetinde gidiyor, Timur buna hilat giydiriyor, altın kemer veriyor. E tamam diyor, bize tabi oldum, oldum. Malı eman ver, tamam malı eman da vereyim. E aç adı kapıları, biz kaleye girelim. Yok, kaleye giremez. Ya nasıl giremeyiz? Giremez. Uğraştı bir müddet, alamadı. Sonra gitti başka yerdeki kaleleri muhasara etti. Sonra döndü, geldi. Birkaç ay sonra Mardin'i aldı ve hakile yeksan ye etti. Şimdi böyle bir tarafı var. Yani insanlar biliyor, görüyor. Antik kalesinde kale kumandan anasını gönderdi, kardeşini gönderdi, oğlunu gönderdi. Ya sana biat ettik ya tamam. Tamam arkadaş. Yok illa geleceksin. Geliyorsun öldürüyor. Yakıyor yıkıyor. Yapmadığı da var. Tamam diyor hadi kalen senin diyor. Al git diyor. Bunu da diyor. Ama acayip bir adam. Nasıl çözeceksin? Aslında nasıl davranacağının tahmin edilemeyişi belki de. Bir korku imparatorluğudur. Evet. İnsanlara uyguladığı cezalar, İnsanlar onun karşısında hemen kalelerin kapılarını açsınlar. Aman canımız gitmesin de her şeyimiz gitsin diye rahatlıkla versinler diye ama verdikten sonra canını da kurtaramıyor ki. İçinden bir mevzut çıkıp bir hareket yapsa bedelini bütün şehir ödüyor. Şimdi ilginçtir bak devam edelim. Bunlar yakalanmamak için kaçanlar. Ele geçirdiği kalelerden Semerkand'a götürdükleri. Teftezani'yi Ürgenç'ten götürdü söyledim. Cürcani'yi Şiraz'dan getirdi evet. söyledim. Şemseddin Muhammed el-Cezeri, onu da söyledik. Kadir Kudatlar'dan Şehabettin İbni Şehit Suriye'den, Muhittin İbni İz Suriye'den, Şemseddin Nablusi Suriye'den, meşhur Nablusi ailesinden, Hafız Şirazi Şiraz'dan, Sirajeddin Muhammed Halebi yine Halep'ten. Çok ilginçtir Şirazi deyince aklıma geldi. Şiraz'a girdiğinde onun bir şiiri varmış. Şa Sadi Şirazi'nin bunu duymuş. Şiir de şöyle. Ol Şirazlı Türk Dilber gönlümüzü alır, aşkımızı kabul ederse o yanağındaki karabene Semerkand'ı da bağışlarız Buhara'yı da. Tabi adam bütün milletten yağma ettiklerini Semerkand'a taşıyor. Orada saraylar, kehkeşanlar, mahalleler kuruyor. Yıktığı Şam, Halep, Bağdat isimlerinde mahalleleri de var Semerkand'ın çevresinde. Yaptığı bu mahalleleri de bu isimleri veriyor bile. Orada yıktım, burada yaptım gibi. Neyse. ''Getirin bakalım şunu.'' diyor ya. Getiriyorlar. ''Bre bedbaht.'' diyor. ''Ben bütün servetimi Semerkandı Buhara'yı ihya için harcarken sen bir haspanın yanındaki karabene feda ediyorsun bunları.'' O da diyor ki, ''Ya ey imanlı Fatih, bu kadar cömert olmasaydın böyle fukara düşmezdim.'' diyor. Timur da gülüyor falan, gülüşüyorlar. Böyle şeyler de var. Hmm. Timur çok entelektüel bir adam da değil bu arada. Onu bu da söyleyeyim. Şiire, e, mire pek meraklı yok. Semerkant da hakikaten bir dünya harikası inşa ediyor. Bu çok açık. Fakat Açıkta bütün İslam dünyasının e, servetini evet, oraya, oraya akıtıyor. Şimdi net bir şey e, söyleyemeyeceğim burada... ama unutma sözünü. Yıllar evvel Osmanlı'da devlet hoşgörüsü isimli bir konferansın tebliğinde okuduğumu hatırlıyorum. Macar bir profesör tebliğde diyor ki Macaristan'ı fethettiğinde Osmanlı oradan yaklaşık misal yani rakamı 15 yılda 8 milyona 8, 8 yılda 15 milyon akçe alıyor. 23 milyon akçe yatırım Bravo, yapıyor. Bravo, hatırladın. Tebrik ederim. Ee, ben aslında programda iktibas ederim diye eserimi de aradım ama kütüphanede bulamadım. Bulamayınca da iktibas etmeyeyim dedim. Şimdi aslında yeri bu şeyi de gösterir. Evet. Yani aldığından fazla evet. bayındırlık ve işken için yatırım yapıyor. Ahmet Kavas'ın Kuzey Afrika tarihiyle ilgili yazdığı evet. kitaplar orada da mesela oradan aldığından fazlasını oralara yatırdığına dair. Yani Osmanlı'nın tipik tarzı hareketiyle Timur'un e, tipik tarzı hareketi arasında çok büyük fark var. Bir anavatan vatan sömürge ayrımı var diyebilir miyiz burada Timur Ondan önce ayısını? bak, misal olarak biraz sonra Seyit Berek'e, son olarak Emir Külal ve Şahin Aküben evet. Hazretleri'ne gelip programı bitirmek istiyorum. Ama şunu söyleyeyim, mukayese anlamında. Bütün Osmanlı tarihiyle az ya da çok ilgilenmiş olanlar bilir. Bırakın bir yere doğru giderken salma salarak ordularınızı bölük bölük tümen tümen önüne çıkan her şeyi çekirge sürüşü gibi yağmalaya yağmalaya gitmeyi ve bunu yaparken Müslüm gayrimüslim ayırmadan gitmeyi Osmanlı döneminde sefere giderken neydi abi? Dalından kopardı üzümün parasını atıyordu değil mi? Herkesin bildiği ve bir hakikat. Daha ilginci yürümek için kullanılan yolun dışında ekili araziler gayrimüslimin arazisi. Ekili arazilerin içerisinden yürümek ne? Yasak. Cezası ne? İdam. Meşhur mü peçevi? Peçevi. Böyle bir tarlanın içerisinden yürürken fark ediliyor. Tutup derdest ediyorlar. Öldürecekler. Ya durun diyor beni hünkara çıkarın. Sizi bilmezsiniz. Ben buraların eski şeyiyim. Bu yörelerde doğdum büyüdüm. Uzaktan görülmez büyük ekimlerin arasından ahalinin arazinin etrafından dolanmayıp ortadan kestirmek için de bırakılmış şuurlu yerler vardır. O yaylaları, o yolları, o patikaları ben bildiğim için nerelerden olabileceğini oradan yürüdüm. Ekinin içinden yürümedim. Derdini anlatıyor. Neticede padişahın huzuruna çıkarıyorlar. O da ikna oluyor. Gerçekten bakıyorlar hal böyle. Serbest bırakıyorlar. Adam kelleyi kurtarıyor. Neden? Birinin arazisine girip ekinine zarar vermemiş olmak. Yine özellikle kuruluş dönemini ve Yıldırım Birinci Murat dönemini tahkik edenler görmüş olacaklardır. Karaman üzerine giderken yanına Bizans'tan aldığı askerlerin bir iki tanesi Timur'un askerlerin İsfahan'da yaptığına benzer bir hareketi bir hanımı annemize yapıyor. Timur ikisinin de boynunu vurduruyor. Şey, e, yıldırım. Yıldırım. İkisinin de boynunu vurdurdu. İkisinin. Evet. Ondan sonra Bizans imparatorunun da o sefere katılmasını istemişti gönderdiği orduyla beraber Dönüşte Bizans İmparatoru'nun suratı sirke satıyordu. İşte morali bozuktu askerine. Zaten yardım için geldiğimiz seferin kumandanı tarafından öldürülüyoruz bu ne iştir ya filan muhabbeti. Daha ilginç bir şey var. Muhasebe altındaki kale, kale. Karamanoğulları'nın kalesi. Evet. Yaşa sıkıntısı çekiyor Osmanlı Devleti. Dışarıda ekinler var. Ziraya ekin, hasat zamanı bir de. Birkaç kişiyi gönderiyorlar kaleye. Diyorlar ki ya birkaç kişi bilir kişi çıkın bakalım. E, buyurun, e, işte bizde iaşe sıkıntısı var, paramız da var, sizin de ekiminiz dışarıda. Gelin siz bunları bize satın. Biz bunları alalım. Hmm. Alalım. Şaşırıyorlar ya. Bunlar nasıl insan? İniyorlar. Gerçekten bedelini de daha üstünde bir fiyatla bunu Osmanlı askerine satıyorlar ve Osmanlı'nın e, Anadolu'daki birliği sağlamak noktasında Karamanoğulları'nı topraklarına kattığı en mühim seferde seferlerden bir de bu oluyor. Şimdi bir buradan bakın meseleye. Bir de Timur'un yaptığı tarafından bakın. Şimdi Osmanlı Devleti'nin, bak Timur döneminde Moğollar dağılmış evet. cete bölgesi. Altın ordu sıkıntılı, ak ordu, gök ordu efendim, ve kendi aralarında Urusan ve Mamay bir de içine toktamış girdi. Son derece istikrarsızlık var. Celayirler bölgesi istikrarsızlık. Hindistan'da Efendim Hindistan seferinden 1389'dan 10-12 sene önce en kudretli padişah ölmüş, 10 senede 5 padişah değişmiş, İstikrarsızlık var. Efendim İran taraflarında Celaliler var, istikrarsızlık var. Horasan tarafında Serbederler var, Kertler var, Gurlar var. Bölük pörçük, istikrar yok. Timur'un karşısında büyük biri yok. Buna rağmen istikrar sağlayamadı. Her yere iki kere, üç kere gitmek zorunda kaldı. Her dönüp geldiğinde de arkasından tekrar oraları kaybetti. Şimdi şuna geleceğim. Osmanlı Devleti'nin sahip olduğu güç ve kudretle Timur gibi her yere saldıracak olsaydı, Timur'un 30 senede Osmanlı'nın 100 senede, 110 senede yaptığından 10 kat fazlasını yaptığı yerde yapamaz mıydı Osmanlı Devleti bunu? Her yere saldırsaydı, herhangi bir meşruiyet derdi olmasaydı bir harp hukuku onu sınırlandıran, tahdit eden, elini bağlayan, belli standartlara uygun hareket etmek noktasında onu mücbir e, durumlara sokan hususlar olmasaydı Osmanlı Devleti'nin Nibolu'da yüz küsür bin kişilik tamamı şövalyelerden kurulu Haçlı ordusunun toprağa gömen Yıldırım Bayezid yakın civarı ve yöresindeki beylikler olsun veya başkaları olsun onları da alamaz mıydı? Alırdı. Gelelim son bahse. Burası mühim. Bu Semerkand'a götürdüklerini söyledik. Başka da var. Semerkand'a görüştüğü halde götüremedikleri var. İbni Şihne, Kadı Şuhd. İbni Haldun mesela görüştüğü halde götüremediklerinden birisi. Evet. Sonra Timur'un vefatından sonra bunların neresi tamamı, özellikle Teftezani ölmüştü, Cürcani dönüyor, Şirazi dönüyor, Meraghi dönüyor. Meşhur Moşik, şinas ve bunların yetiştirdiği talebelerden Haydar Herevi, Fahrettin Acemi, Seyyid Ali Acemi, Muhammed Halebi hep Osmanlı'ya gelip Osmanlı'da vazife yaptılar ve Osmanlı gidip bunları Semerkant'tan almadı. Onlar kalktılar geldiler. İşte Hami Mahmi dediğin husus orada oldu. 30 yıl fetva makamında bulundu bu adam. Gelelim Timur'u hususen nakşilerle irtibatlandırmak suretiyle özellikle bu tarafından hareketle yaptığı her şeyi sıfır çarpan göstererek ne yapmış olursan o. Ol. Sen nakşi müntesibisin ya tamam. E, ne yapmış olursan o. Ol. Bu arada ben de bir mutasavvufum. Yani haddimize değil demek istediğimi izleyicimiz izleyicilerimiz anlamıştır. E, Tasavvuf ve tarikata mütemayil bir tavrım var. Az çok ne olduğunu e, biliyorum. Nakşilikle ve nakşi meşahi içerisinde bulunduğu e, mümtaz yer ve nakşi müritler içerisinde ve gönüllerindeki mümtaz yer sebebiyle onları çok pis bir yerden yakalamaya çalışıyorlar. Bu da bir hile kanaatimce. Emir Külal'den. Emir Külal'in müridiydi. Emir Külal'i çok severdi. Babası da Emir Külal'i çok severdi. Babasıyla aynı yerde yatıyorlar. Babasını Emir Külal bir türbe yapıp aynı yere gömdü Emir Külal. Çağnakşibendi ile ilgili görüşmeleri var, şudur budur. Hatta Emir Sultan ile akrabalığını ileri sürerek farklı bir inşa yürüten <laughs> tarihçiler de var. O şey değil. Sahih değil tabii. Neyse. Şimdi biraz meseleyi tahkik ettiğimizde bakıyoruz ki Timur'un babası ile aynı türbede, aynı mezarlıkta gömül olan kişi Emir Külal. O bildiğimiz Emir Külal değil. Emir Külal Suhari değil. Suharda, Saharda doğmuş ve zaten doğduğu yerde de vefat etmiş. Emir Külal o değil. Kimi kaynaklarda Külar, kimi kaynaklarda da Külal olarak ismi geçiyor ama 1300'lerin ilk yarısında vefat ettiği biliniyor. Emir Külal Hazretleri de 1370 yıllarında vefat etti. İlginçtir. Emir Külal Hazretlerinin torununun oğlu Mevlana Şihabettin Menakıbı Şemseddin Külal Suhari isminde bir eser kaleme almış. Bu eser de çok ilginçtir. Emir Külal'i referans göstererek bir adamın yaptığı her şeyi, ki gitmiş de olabilir. O Şeyh Efendi ona hayır duadı etmiş olabilir. Islahı için, hidayeti için. Ona hediyeler de vermiş olabilir Timur. O da alıp dağıtmış ya da istimal etmiş olabilir. O zamanlar bunlar çok yaşanan bir şey. Bu demek değildir ki, adam geldi beni ziyaret etti, yaptığı her şey benim referansımda, benim tasdikimde. O yapıyorsa, Tamam olmuştur. Böyle bir sıdkiyet makamı ikisi arasında yok yani böyle bir şey. Olmuş bile olsa. Evet. Hiçbirisiyle ilgili olamaz. Evet. Ya Kur'an-ı Kerim'de değil mi ki? Benim bildiğim başka yok. ilmi sebebiyle arşta kendisine kürsü verilen şeytan değil mi? Yoldayken ne oldu? Döndü değil mi? Düşenlerden, dönenlerden oldu. Kur'an-ı Kerim'de böyle birkaç tane mesele evet. anlatılır, hikaye edilir. Yoldayken, çok ilim sahibiyken dönen, düşen, ayağa kayan bu vartalar her zaman vardır. Nitekim yine ilginçtir. Emirkiler Hazretleri'nin herhalde müritlerinden birisi. Artık bıkmış bu işlerden şeyde yuvarlanıp çimenliklerde oh şehsizlik ne güzel, şehsizlik ne güzel diyormuş. Düne kadar ehli tarik olan adam bugün tarikatı beğenmiyor duruma geliyor. İnsanlar dönebilir. Aslında esfeli safilinden alayı illiğine kadar karşı uzul ve karşı nüzul şey karşı nüzul evet. ve karşı uruç hep devam ediyor. Evet. Yeter ki müspet manada dönüş olsun. Tebeddülat, tehabülat, evet. tekamül ve terakki cihetinden evet. müspete doğru olsun. Evet. Şimdi böyle bile bir ilişki aralarında hukuk olmuş olsaydı, bu yine Timur için şu yaptıklarının dışında onu sadece emir ile irtibatlandırmak suretiyle aklamamızı gerektiren bir hukuk ve ilişki cinsi olmazdı. Bu Buna beraber... Olmaz, olamaz. Yaptıklarından, söylediklerinden, fiilinden, efalinden hareketle değerlendirmek doğru olur gerçekten Emir Külal'in müridi olmuş olsaydı ve bir sufiye neşvesine sahip olsaydı o durumda herhalde bunları bir sufinin yapabileceğini zannetmiyorum. Hindistan seferinde alimlerden birisi o yüz bin esirlerin öldürülmesi emrini verdiği zaman öldürmeyenler de öldürülecek ifadesi vardı fermanda. Alimlerden biri, şimdi ismini hatırlamıyorum, hayatında diyor gezdiği tavuk kesmemiş diyor. Adam diyor 15 tane Hindu kesmek zorunda kaldı diyor şey yani Hindistanlı evet. kesmek esirlerden öldürmek zorunda kaldı diyor. Emir Külal Hazretleri'nin torunu diyor ki dedem büyük dedem Timur'u hiçbir zaman görmedi. Görmek gibi teklifleri de reddetti, dua etmeyi de reddetti. Hmm. İfade çok önemli. Görmeyi de ona dua etmeyi de Külamda reddetti. Etmeyi de reddetti. Ha, reddetti. Mühim bir şey. Şahnakşibend Hazretleri'nin mürşidi. En çok Emir Külal'le Şah Nakşibend Hazretleri ile irtibatlandırıyorlar. Sonra hatta Emir Külal Hazretleri'nin oğlu Şeyh Ömer Külal'i Keş'te 1380 mi, 81'lerde mi bir şekilde, bir sebeple öldürmüşler. Şimdi benim bunu iktibas ettiğim kaynak haklı ve doğru bir mantıkla yaptığı tahlilde şunu söylüyor. Eğer Emir Küler'le bu kadar içli dışlı ve bir şeyh-mürit ilişkisi var ise onun oğlunun böyle bir katli durumunda e, bu işin takipçisi olmak ve arka olmak gibi bir durumu olması gerekmez miydi? Böyle bir şey olsaydı bu menakıb nabede de veya başka eserlerde de buna dair bir şeyler Kesinlikle görmek mümkün olurdu. Çünkü ziyaret ettiği en küçük bir geçerken orayı dua okuyup sadaka verip geçtiği e, türbeler bile gezdiği de kayıt altındayken buna dair bir kayıt yok. Gelelim Şah-ı diye. şah Nakşiben Hazretleriyle hiç görüştüğüne dair bir rivayet yok. Evet. Hiç. Kaynaklarda da yok adı da geçmiyor. tüzük Timur'da zannediyorum ben. Adı da geçmiyor. Bir de Mektubat-ı Rabbani'de 3. 47. mektupta İmam-ı Rabbani'nin bana geldiği habere göre, işittiğime ya da duyduğuma göre, mealen söylüyorum. Yerinden okuyamıyoruz şu an olmadığı için. Timur'un askerleriyle Nakşibendi tekkesinin civarından geçerken halılarının kilimlerinin silkelendiği bir esnada onun dökülen toz toprağının altına girip ''Aman işte e, Emir ne yapıyorsunuz?'' dendiğinde ''Ya bunlar berekettir.'' E, dediği bir rivayet olunuyor, söyleniyor eğer doğruysa. Öyleyse imanlı gittiği umulur benzeri bir e, İmam Rabbani Hazretleri'nin e, beyanı var mektubatında. İmam Rabbani Hazretleri tasavvufta bile bir Çok mühim şahsiyetlerden. ikinci bin yılın müceddidi, artistani <laughs> haliyle ifadesi de çok değer verilip dikkat alınan bir şey. Ama ifadesinin ayrıntısına bakıldığında bir mutlakiyet yok. İşitildiğine göre mutlakiyet yok, ki, yok ve umulur. Ve bir kişi için imanla gittiği umulur. İfadesini hangi durumda kullanırsın? Yani, evet. Değil mi? Bir gerçekten tabii. hayatını şerat-ı garra Muhammediye istikametinde bir hakkın yaşamış olan bir insan tabi ahirette hiç kimse halinden emin değildir. Emin Halk değil. içerisinde olmak lazım ama tezahür eden tarzı hareketi tavr-ı musikisi cihetinden müşahede ettiğimiz o insan için hüsnü zannımız ne olur? Evliya Allah'tan bir şahıs için olsa mesela bu ne olur? Aa imanını kurtardı mı dersin? Ta, ahirette her zaman için Allah'ın merhametiyle muhakemeye ve muameleye muhtacız. Onu kastetmiyorum. Evet. Algı, telakki biçimi olarak söylüyorum. Hayatını böyle yaşamış birisi için bu ifade kullanılmaz herhalde değil mi? ben bu ifadeden İmam Rabbani Hazretleri'nin ifadesinden Mesela anladığım şey. aleyhinde bu kadar tezviratın olduğu bir insan için şöyle bir eğer gönül bağ olmuş da imanlı gittiği umulur gibi bir hüsnü durumu vardır ki İslam zaten ayeti kerimeden e, hareketle birbiri hakkında hüsnü evet. efendim mükellef. Biz de yine öyle hüsnü ediyoruz. İnşallah Teala imanla gitmiştir. Kimsenin cehennemde yanması bizim şeyimize gelmez. Ama bu kadar milyonla insanın hesaba kitaba gelmez. Eli de yakasındadır diye düşünüyorum. Çok ilginçtir. 76'da seferden dönerken Cihangir Şah'ın öldüğünü duyuyor. Yemeden içmeden kesiliyor ya. Bir dönem sefer yapmıyor yerinde durmayan adam. İmar faaliyetleriyle ya da bir şeylerle ilgilenmiyor. Artık bazı alimler ve hanedandan bazıları gelip de etme eyleme devlet meseleleriyle uğraş filan diyerek motive ediyorlar. Bir kızı var, kızı vefat ettiğinde de aynısı oluyor. Yahu mübarek, sen kendi evladın öldüğünde, kendi kızın öldüğünde, hatta Yezdi diyor ki kızı öldüğünde saçını başını yolup, göğsünü dövüp feryadı figan ederdi. Bu halde tasvir ediyor koca Timur'u. Yani sen bu hallere düşüyorsun, Elin eteğini devlet işlerinden çekecek duruma geliyorsun. Ya arkadaş pırası gibi kestiğin milyonlar var, yüz binler var. Bunların anası babası yok mu? Zalim olan, hak eden ya da elinde silah almış, seni öldürmeye kastetmiş olan insanı kastetmiyorum. İsyan çıkarmış, bağıyı olanları da kastetmiyorum. Bunların da hukukta bir yeri var nihayetinde. O kadar da meseleden uzak değilim yani. Ama gerçekten... Timur'u değerlendirirken biraz insaflı olmak lazım. E, yaptıklarından hareketle. Şunu söyleyelim son olarak. Timur son derece keskin zekalı biri. Evet. Son derece kıvrak zekalı. Muhatabının yalan ya da aldatma yaptığını kolay anlayan biri. E, son derece cesur. Son derece sabırlı. Ve... E, Mesela meclislerinde çok böyle nükleli, şakalı, esprili, gırgır gır yapılmasına müsaade etmeyen ciddi tabiatlı bir adam. Müstehcen, Müstehcen de hiç latifelere, de latifelere asla kesinlikle tahammülü yok. tahammülü yok. Yani bu onun yaptığı işlerin cinsini dönüştürmez, sadeleştirmez matematikte olduğu gibi. Anlatabiliyor muyum? Bu onun şahsiyeti, karakteri. Bu şahsiyet ve bu karakteriyle bu işleri yapmış. Ve buna bir başarı da diyemeyiz. Bu, hedefini ya da yapmak istediklerini gerçekleştirmiş. Onun sahip olduğu, gerçekleştirmiştir diyebiliriz. Sahip olduğu müşbet e, karakteristik hususiyetleri, onun bu e, yapmayı gerçekleştirmek istediği, e, ulaşmak istediği hedefi gerçekleştirmesini mümkün kılan müşbet karakteristik özellikleridir. Acayip bir makturda da yazar, gezdiğinde de yazar, hepsinde de yazar. Bunların hiçbirinde inkar... Etmiyoruz. Evet. Netice Seyit Bereke'ye anlatacaktım, anlatmayacağım. Tayyabadi'ye anlatacaktım, anlatmayacağım. Altın Ordu'yu hiç anlatamadık. Evet. Artık başka bir Belki program. Bir başka sefer. Ama en çok anlatmak istediğim hususen e, 7 yıllık sefer döneminde Bağdat, Şam ve Halep e, muhasaralarıyla beraber Anadolu, Ankara Harbi ve Ankara Harbi ile beraber İstanbul'un muhasarasına e, yaptığı tesiri, çok dikkati calip bazı iktibas ve anekdotlarla çok az bilinen bazı kroniklerden, Bizans kroniklerinden hareketle bazı malumat ve iktibasları bir araya getirmek suretiyle ortaya çıkan çok ilginç tablolarıyla anlatmak arzu ediyorum. Allah nasip eder, ömür, sağlık, sıhhat verir. Ise. Hocam bu demek oluyor ki tarihte yani. Dem demek oluyor yani, ki bilir. sizi yakın tarih yakın zamanlarda bir kere daha ağırlayacağız gibi görünüyor. Konular İmkanlı, uzun. Olun, Timur bahsi hakikaten ele almakla bitecek gibi değil. Fakat burada hasreten merak ettiğim bir hususu sormak istiyorum. Gerçi anlattıkların üzerine şimdi soracağım sual biraz karikatürist bir yaklaşım gibi algılanabilir. Ancak merak ediyorum. Timur'un vatan telakkisi nasıldı? Timur e, işgal ettiği, ele geçirdiği yerlere vatan gözüyle mi bakıyordu? Sömürge gözüyle mi bakıyordu? Semerkant'ta dünyanın belki o dönemdeki en güzel şehrini imar etmiş bir insan olarak ele geçirdiği yerlerde de imar faaliyeti güdüyor muydu? Malum şair der, hüner bir şehir bünya değilemektir, reaya kalbin abada değilemektir der. Timur'un bu konudaki tarzı hareketi nedir? Timur'un ideali önce Keş şehri için bunu düşündü doğduğu Sebzivar için. Ama oranın coğrafi yapısı buna müsait olmadığı için Semerkand'a bu işi taşıdı. O da çok ilginçtir. Aslında e, kendinden önceki mücadele ettiği Emir Hüseyin'in e, abisi de babası da e, göçebe olmaktan çıkıp bir başşehir ilan etmekle e, tehdit olup vazifeden alınan insanlardı. Timur döneminde de Emir Hüseyin Belhi başşehir ilan etmek istemişti. O da onu tenkit etmişti. Ama onu ortadan kaldırdıktan sonra kendisinin yaptığı ilk işte yine Semerkand'ı başşehir ilan etmek oldu bu Cengiz e, yasasından. Orada bir inhiraf, bir kopuş oldu. Oraya bütün yatırımı oraya yaptı. Hmm. Ee, öyle yağmadan kaynaklanan zenginlik vardı ki bunun tamamını neredeyse semerkanda akıtıyordu. Hmm. Burada bahsedemedik ee, devletin devlet teorisinden, devletin sevk ve idaresinden, dini ya da İslami olmayan bir takım vergilerin, örfi vergiler olabilir İslam'da İslam kuku buna müsaade ediyor ama cins ve yapı şekli itibariyle bakıldığında ancak gayrimüslimlerden alınan, cizyeye benzer, kelle sayısına göre alınan belli bir para var. Bunu her hususta veriyorsun Timur'a. Bundan mesela rahatsızlar. Halk rahatsız. Çünkü İslami bir şey değil yani bunu ama yalnız göçebe e, Türkmenlere veriyorsun. Hmm. Yerleşik olanlara değil. İlginç başka bazı hususlar daha var. Tarhanlık diye bir sistem var emirlerde daha çok olan bir şey. Birine tarhanlık vermişse dergiden muaf oluyor ve 9'a kadar suçları cezasız. 9'a kadar işlediği suça ceza yok. Yani İslam devleti sözde birilerine göre. Ama 9'a kadar işlediği suçlara birilerine ceza verilmiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Olamaz yani. Kim olursa olsun. Hatta Osmanlı'da bile son e, anayasa çalışmalarında e, neydi madde? Zat-ı pa Zat Hazreti, Hazreti Padişahin padişahinin nefsi hümayunu mukaddes mi? ve gayrimesuldür. Beşinci ama, madde kanunu Ama esasında. nesi gayrimesuldür? E, nefsi hümayunu. Nefsi hümayunu. Yani padişahlık vazifesi. Evet. Bugün orada, diyorlar ya, orada dokunun, şahıstan dokunun, ziyade vazife dokunur. Tabii bak, makama, padişah birinin malına mülküne tasallut ettiyse Fatih'te olduğu gibi bunun veri hesabını. Yani bu kayda ya da diğer Osmanlı sultanlarında olduğu gibi sefer için borç alıyorsa evet. bu borcu öder. Evet. Neyse. Semerkant'ı çok genişletti. Başka yere çok bir şey yapmadı. Kendinden sonra şehrin merkezini başka yere taşıdılar. Ee, şeyde, Şahruh'ta. Başka yerlere kendinden sonra ciddi yatırımlar yapılmıştır. Kendi döneminde başka yere bir bildiğimiz Semerkant dışında Ahmet Yesevi Hazretleri'ne yaptırdığı türbedir. Onun dışında eserlerde sadece şu geçer. Motomot isim yerine benim görebildiğim kadarıyla. işte imar faaliyetlerine çok önem verirdi. Her gittiği yerde su kanalları, işte medreseler, şunlar bunlar yaptırdı isim, isim yok. İsim olanlar sadece Semerkand'a dair. Köşkleri, bağları, bahçeleri, mahalleleri yaptırdığı cami ve medreseler, yaptırdığı türbeler sadece Semerkand içerisinde dahil olanların isimleri var eserlerde. Semerkant dışında da bir tane Ahmet Yesevi'nin merhameti ve cömertliği keşli olanlar var. Keşle Semerkant'da evet, aslında bir yakın yapmak lazım. Merhameti ve cömertliğini aslında muayyen Aa, çok bir cömert bölgeye ihisarı. Timur ettirmiş. aslında çok cömert ama bunu sadece kendisine, evet, insanları ve ordusu. Bak, Timur okuyanlar şunu görecektir. Ordunun kendisine bağlılığını ulemanın bağlılığından daha çok önemser. Ulema ister bağlansın, ister bağlanmasın normalde harplerde şurada burada yıldıza baktırıyor. Değil evet. mi? Hindistan harbinde de yıldıza baktırıyor. Müneccim de diyor ki ya şimdi muharebe çok uygun değil gibi görünüyor. Evet. Ya diyor ya yıldızlar ha öyle kümelenmiş, ha böyle kümelenmiş. Ne çıkar diyor? Ben kendimi Allah'a teslim ettim diyor. Evet. Kur'an getirin bana diyor. Kur'an'dan tepeyle.'' diyor bu sefer. Evet. Anlatabiliyor evet. muyum? Evet. Şimdi adam durumuna göre ama ordunun kendine tabiyetini çok önemsiyor. Harplerden önce muhakkak ulüfelerini savaştan önce dağıtıyor. Ve çok mühim bir husus var. Kesinlikle çok önemli. E ee, ordusu hep göçebelerden çoğunlukla oluşuyor. Uzun süreli, e, yıllarca süren Sefer. seferlerinin sebebi bu. Her harpten sonra elde edilen ganimeti hemen dağıtıyor. Bu tabi adamlar hani yağ vardır bizde. de. Bu karamalı gözün önünde olsun ister, evet. tamam mı? Gözün evet. önünde olsun ister. Yani. Herkesin malını anında dağıtıyor. Hmm. Ve fazla da veriyor. O noktada gerçekten cömert dağıtıyor. Yani ve böylece de zaten e, siyasi ikbalini ...birçok atlattığı badirelerden... Hocam, çok kısa rağmen, bir iki hususu sormak istiyorum. Yani. Çünkü cevaplanmazsa eksik kalır... ...kanaatindeyim. Şimdi malum... ...Timur'un kendisinin kullandığı... ...veya onun için başkalarının da kullandığı... ...bir takım sıfatlar var. Mesela her şeyden önce... ...neden Sultan veya Hakan... ...değil de Emir ismini... ...sıfatını kullanmıştır. Keza yine... ...neden kendisine Timurlenk... ...Aksak veya... işte e, Sahipkiran gibi... ...tanımlamalarda... Tavsiflerde bulunmuştur. Evet, bu, bunu az çok tarih meraklısı olup bizi izleyenler bu sıfatlardan bazılarının cevabını zaten biliyorlardır. Kısa ve hızlıca üstünden geçelim. Lent biliyorsun topal ve sakat evet, olması. Herkes topal olduğunu bilir ama aslında elinden de 2 3 parmağı kopuktur. İbn Arabşah'a göre şeye göre İbn Haldun'a göre felçli gibidir ama oturup kalkmasında ve namazda ayakta kılmasına da mani olmadığını söylüyor İbn Haldun. Kısa adı, hareketlerini hatta yü kendisinin sürünerek bir evet, şey sürüyerek yürüdüğünü sürüyerek fakat uzun mesafelerde, uzun mesafelerde ellerinde taşıdıklarını. Söyledim. Bunun nasıl olduğuna dair tartışmalar var. İbn Arapşah, gezdi tamam. ve efendim Klevio gibi başka kaynaklar farklı şeyler anlatıyorlarsa da aslında hepsini cem etmek mümkün bu tahlili burada bir akademik üslupla yapıp e, izleyiciyi de sıkmak fakat, istemiyorum. Evet. E, aslında çok da keyifli olurdu yani eserlerden o öyle dedi bu böyle dedi ama aslında şu tarafıyla ortak hepsi benzeri şeyi söylüyorlar farklı yerden bakış açısıyla diyebilirdik ee, bir diğeri Emir Timur olması Sultan Çağatay Han'ından gelen suyurgatmış o vefat edince yerine oğlu e, Muhammedi Mahmut'u koydular onun öncesi Kabul Han'dı. onu da yine kendisi öldürttü Hüseyin'in tarafında idi daha çok diye Emir Hüseyin'in yani istediği gibi hanları Zaten getiriyor gibiydi. Ben, ben as, hani aslında Mahmud'u göstererek sultan odur. Ben e, naibim nevinde. Onu diyor Çekim, ama e, herkes de biliyor ki o kukla evet, bir sultan. Ve nihayetinde o da Ankara Harbi'nde vefat ettikten gölge sonra bir, yerine artık herhangi bir han tayin, tayin etmiyor. etmiyor. Ama kendisini de... Aynen. Kendisini o dönemde yalnız bir çalışma başlatıyor. Soyunun Cengiz'e dayandığına evet. dair ki neticede ondan çok uzun yıllar sonra Yeşimtaş'ına evet, şeceresi Cengiz'e bağlanır şekilde evet. işlenecektir. çok Burada mi? ilginç olan ve herkesin ve manasını bilemediği bir ünvanını kısaca izah etmek istiyorum. O da sahip Kıran. Kıran yakın demektir. Yakınlık demektir. Hmm. Yakınlık demektir. Sahip sahip kıran. Burada müşteri ve Zuhal yıldızları. Hmm. Jüpiter ve Satürn yıldızlarının aynı boylamda e, denk hizaya gelmeleri gibi astronomik bir durum aslında. Bir tevafuk. bir, yani bir e, kareyye bir yakınlık. kar evet. yani karabe, e, kurbiyet. Her şey. E, krandan e, kasıt yakınlık o. Oh. Belli bir hizaya gelmeleri kastediliyor. Bunun Küçük, orta ve büyük kran döngüleri var. Küçük 20 yılda, büyük 240 yılda, şey orta 240 yılda, büyük 960 yılda bir olan hmm. bir kran. Bu Timur'un doğduğu dönem 960 yılda bir olan büyük kırana denk geliyor. Bu dönemde doğanlara da sahip kıran deniyor. E şimdi bu dönemde doğan binlerce insan var arkadaş. Hmm. Diyorlar ki bu dönemde doğan adam şöyle bahtlı olur, böyle bahtlı olur. Bu, bu dönemde doğduğu için böyle. Ya o gece bir tek o mu doğdu? Bütün dünyada. Bütün dünyada doğanların hepsi de aynı şekilde mi bahtlı oldu peki baktığımız zaman değil mi? Hı. Daha ilginci Timur'u yüceltmek noktasında sahip kran meselesini izah ettikten sonra tarihte kaç kişinin sahip kran ünvanı ve aynı sahip kran döngüsünde büyük kran döngüsünde doğduğunu söylerken bir ee, müverrihimiz diyor ki bu Osmanlı münevveri geri Gelibolu Mustafa Ali olabilir mi? Yok değil. Muhasırımızdan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hmm. i̇skender ve Timur'u sayıyor. Bunlar diyor büyük e, kramda hmm. doğmuş olan kişiler evet. Yani kimlerle Timur'u artık nereye koyacaklarını şaşırdılar. Hmm. İbn Haldun mesela Timur'u dört büyük girden Kaiser, Kisra, e, Nabukadnezar ve İskender'le mukayese ediyor. Hepsinin üstüne koyuyor. Hmm. Gelibollu da mesela Cale bir dikkattir. Osmanlı hanedanından sahip kıran yoktur. Yavuz biraz daha yaşasaydı olabilirdi diyor. Fakat diyor Timur sahip kırandır. Gelip oldu bu noktada e, Timur'un faikiyetini hmm. iddia eden bir insan. Zaten yazdıkları ve çizdikleriyle muhalif bir münevver portesi evet. çiziyor kendisi. Evet. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Verdiğiniz fırsattan müste... dolayı Zülfiyar'a dokunduysak e, aklına sığınıyoruz kıymetli izleyenlerin. Hatalarımız olduysa programın heyecanından, akışından, Hı. efendim insicamın bozulmasıyla bazen cümle kuruluşlarında veya isim yer tarih rivayetlerinde problem yaşanmışsa bunların hepsini eksikliğini alıyoruz, kabul ediyoruz, yükleniyoruz ve efendim afflarına sığınıyoruz diyelim. Bizi dinleme sabrı gösterdikleri için ben hepsine herkese e, teşekkür ediyorum. Hı. Hocam yani müstefid olduk İnşallah yakın zamanda öyle görünüyor ki yine Timur'un merkezde olduğu bir program daha yapmamız icap İnşallah. ediyor gibi. Çünkü konuşma, konuşsak da birçok meseleyi hala değinmediğimiz birçok kaynak ve mesele var. Hususen Osmanlı müverrihlerinin, Osmanlı kaynaklarının Timur algısı, Yıldırım evet. Bayezid algısı, Timur'un Anadolu'daki yani diğer Rum'daki e, askeri ve siyasi hamleleri, faaliyetleri, Sivas hadisesi, Toktamış meselesi, Ankara Savaşı, Harbi gibi evet. birçok mesele bir şey daha var, henüz var. Değil, konuşulmadı. Hani konuşulmadı bile. Allah bu da bizi en az inşallah. bir kere daha bu masada bir araya getirecek gibi görünüyor. İnşallah. Tekrar teşekkür evet. ediyorum. Ben teşekkür ederim verdiğiniz fırsat evet. için. Allah evet, razı seyirciler izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İnşallah yakın zamanda başka konuklarla hatta başka moderatörlerle tekrar karşınızda olacağız. Hayırlı günler.